İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek Bilim'e hoş geldiniz. İnşallah keyif alacağınız bir program olur. Çünkü Türkiye'nin önemli meselelerinden birini konuşacağız. Aslında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli meselelerinden biri. Niye derseniz, evet Türkiye'yi etkiliyor ama Türkiye etkileri kadar Ürdün'ü etkiliyor, Filistin'i etkiliyor, Avrupa'yı etkiliyor, Türkiye'nin komşuyla ilişkisini etkiliyor, Avrupa ile ilişkisini etkiliyor, her şeyi etkiliyor ve tabii Türkiye'deki sosyal hayatı da çok derinden etkiliyor. Konumuz Suriyeliler. Türkiye'deki Suriyeliler. Çok hoş bir çalışması oldu. Profesör Doktor Murat Erdoğan'ın Suriyeliler Barometresi diye buradan da size göstereyim. Bunu da edinebilirsiniz. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde katkısıyla değil mi hocam bu? Evet. Yapıldı ve Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi'nin de içinde bulunduğu bir araştırma. Suriyeliler ne oluyor? Türkiye'de kalacaklar mı? Gidecekler mi? Kalırlarsa ne olacak? Giderlerse ne olacak? Nasıl olacak? Diye çok detaylı biçimde anlatan ilginç bir çalışma, önemli bir çalışma. Türkiye'de pek yapılmayan bir çalışma. Çünkü Türkiye'de bunca Suriyeli var. Sayısını tam bilmiyoruz ama 4 milyon civarı olduğunu tahmin ediyoruz. Nüfusun da %5'ine tekabül ediyor Türkiye'deki, Türkiye'nin toplam nüfusunun. Buna karşın bunlarla ilgili akademik çalışma sayısı son derece az. Bu onlardan birincisi, belki de en önemlisi. Ve bu konuyu 3 değerli bilim insanıyla konuşacağız. Çalışmayı yapan Profesör Doktor Murat Erdoğan, Türk-Alman Üniversitesi Göç ve Uyum Araştırmaları Müdürü hemen yanımda. Diğer karşımda Profesör Doktor Kemal Kirişçi, Brookings Enstitüsü kıdemli uzmanı, Washington'dan taze geldi. Değil mi hocam, yeni geldiniz? Evet. Hoş geldiniz memlekete. Ve Profesör Doktor Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz bir kez daha. Sizi burada ağırlamaktan memnun oluyoruz. Ve hemen ben Murat Hocam'a dönmek istiyorum. Hocam bu çalışma nereden çıktı, nasıl çıktı, nasıl yaptınız ve neler gördünüz? Fatih Bey, ben yıllarca göç çalıştım. Yurt dışındaki Türkler üzerine çok yoğun olarak çalıştık. Ama 2011 yılından itibaren Türkiye'ye Suriyeliler ve diğer mülteciler gelmeye başlayınca doğal olarak biz de o konuya odaklandık. Bu olayın geçici bir konu olmadığını 2012'de 2013'ten itibaren bu konunun uzmanları biliyordu aslında. Bugün bile Türkiye'de hala acaba giderler mi kalırlar mı tartışmaları var ama bu tartışmaları biz 2014'te tamamlamıştık. Onun da önemli sebebi şuydu, 2014'te Suriye'deki rejimin imdadına IŞİD denen bir şey yetişmiş oldu. Ve herkes yarın Esad gidecek, öbür gün gidecek derken bütün konsantrasyon ve öncelik Esad'ın gönderilmesi değil, IŞİD'in engellenmesine yöneldi. Böyle olunca aktörlerin sayısı arttı. Ruslar devreye girdi, İranlar devreye girdi, Amerikalılar devreye girdi ve iş saçma sapan bir hale geldi. Ama Türkiye'ye akışlar devam etti. 2012 yılının Ağustos ayında o dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'de 67 bin Suriyeli vardı. Bu sayı çok yüksek ve bu 100 bin olursa biz bununla ilgili başka önlemler alacağız diyordu. Ve bir uyarıda bulunuyordu. Sayının bu sözün arasından herhalde bir 3 ay geçmedi. Türkiye'deki sayılar 300 bini buldu. Şu an az önce sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de geçici koruma altında olan Suriyeli sayısı 3 milyon 610 bin. Yaklaşık 110-120 bin vatandaşlık verdiğimiz Suriyeli var. Ayrıca yaklaşık 120 binde ikametle Türkiye'de kalan Suriyeli var. Toplamda 4 milyon civarında Suriyeli var. Ama başka bir etki daha var. Yani bu çalışmanın bir parçası o aslında. Türkiye'deki Suriyelilerin durumu dünyanın her tarafındaki mültecilere başka bir umut verdi. Ve akın akın Türkiye'ye girişler oldu. Sadece geçen sene Türkiye'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 450 bindi. O konuya biraz sonra geleceğiz belki. Ben tekrar Suriyeliler konusuna geri döneyim. Ben ilk kapsamlı çalışmamı 2013 yılında yapmıştım. Yani Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı o zaman daha 500 bindi. 2014'te ikinci çalışmamızı yaptık. Sonra 2017'de yaptık ve bu 2019 çalışması. 2020'yi de bu dönemde yapıyoruz. Şunu anlamaya çalışıyoruz. Öyle ya da böyle siyasiler şöyle karar verdi, böyle karar verdi. Şurada hata yapıldı, burada hata yapıldı. Bu başka bir konu. Ayrıca tartışmak lazım. Ama sosyolojik olarak yeni bir durumla karşı karşıyayız ve Suriyelilerin Türkiye'den gitmeyeceği açık. Biz en azından akademisyenler olarak söylüyoruz. Bu bir tercih değil, bu bir vaka. Dolayısıyla nüfusun %5'ine ulaşan bir kitleyle Türk toplumu acaba bir arada yaşamayı nasıl başarabilecek? Türkiye'nin içindeki bir takım sosyal kırılganlık alanlarına acaba yeni kırılganlık alanları mı eklenecek, çatışma alanları mı eklenecek? Yoksa bu süreci daha iyi mi yönetebiliriz? Bunu anlayabilmek için de sahada ne olduğunu görmek lazım. Şimdi kamu kurumları, siyasetçiler bir şeyler açıklıyor ama bizim derdimiz hem Türk toplumunun duygularını, kaygılarını, düşüncelerini, bu konudaki itirazlarını anlayabilmek. Ama aynı zamanda Türkiye'de
10 seneyi bulan bir yaşamı artık geçirmiş olan Suriyelilerin de geleceğe nasıl baktıkları, Türkiye'deki yaşamla ilgili kaygılarını, düşüncelerini onları anlayabilmek. Şu an Türkiye'de son 10 senedeki birkaç rakamla tamamlayayım isterseniz. Türkiye'de bugün itibariyle Türkiye'de doğmuş Suriyeli bebek sayısı 600 bini aştı, 610 bin civarında. Türkiye'de şu an 680 bin civarında Suriyeli çocuk devlet okullarına gidiyor ve Türkçe öğrenim görüyor. Türkiye'de yaklaşık 33 bin Suriyeli üniversite öğrencisi var. Ve Türkiye'de en az 1 milyon Suriyeli çalışıyor. Bambaşka sosyolojik bir gerçekle birlikteyiz. Siyasetin bir kısmı biz orada bir etki yaratırsak oraya göndeririz diyor. Bir kısmı biz Esad'la barışırsak göndeririz diyor ama bence bu saatten sonra Türkiye kendisine konsantre olması lazım. Bu saatten sonra Suriye'de olan hiçbir şey Türkiye'deki Suriyelileri çok ilgilendirmeyecek. Bununla ilgili olarak onu kapsamlı bir çalışma. Onlar artık Türkiye. Aynen. Birleşmiş Milletler Mültecilerin Yüksek Komiserliği'nin desteğiyle böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Bunu düzenli bir biçimde yapmak istiyoruz. Bilirsiniz Eurobarometre diye bir çalışma vardır. O da toplumdaki gelişmeleri anı anında takip etmeye çalışır. Biz süreçleri takip etmeye ve toplumdaki karşılaşmaları anlamaya çalışıyoruz. Çünkü çok küçümsenecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Tam tersine çok ciddiye almamız gereken bir şey. Hele Türkiye gibi gerginliğin çok yüksek olduğu, çatışmaların çok yüksek olduğu, hani futbol takımı taraftarlarının bile birbirine inanılmaz vicdansız bir biçimde saldırdığı bir toplum yapısı içindeyiz. Dolayısıyla sonradan gelenlerin dünyanın her yerinde olduğu gibi bizde de bir takım olumsuzluklarla karşı karşıya kalmaları ve bunun toplumu da zehirleme ihtimali çok yüksek. Bu zehirlemeyi en aza indirmeye çalışacağız. En huzurlu biçimde onurlu bir yaşamı birlikte nasıl sürdürebileceğiz? Biraz onun çerçevesini çizmeye çalışıyoruz. Hocam deminki cümlenizde bir şey benim dikkatimi çekti. Bu hep dikkatimi çekiyor. Türkiye'nin resmi açıklamalarında bu var. Düzensiz göçmen. Şimdi göçmenin düzenlisiyle düzensiz arasındaki fark nedir? Yani şimdi işte 150 düzensiz göçmen yakalandı diyoruz. Mesela onlar tek sırayla gelirlerse düzenli kalabalık böyle bir grup hale gelirlerse başı boşa gelir düzen. Nasıl düzenli göçmen nedir? Düzenli göçmen size pasaportuyla gelip ben sizin ülkenize geliyorum diyen göçmendir. Nokta. Mülteci dediğiniz zaten bir zorunluluktan kaçıyor. Onu yakaladıktan sonra mülteciliğini tespit ederseniz bir sorun kalmıyor. Ona bir statü veriyorsunuz. Ya da Türkiye'de başka bir statü veriyorsunuz. O Türkiye vermiyor mülteci statüsünü. Türkiye vermiyor. Türkiye'de toplam mülteci sayısı sadece 28. Evet. Yani bakmayın biz milyonlardan siz diyoruz 28 adet nazar boncuğu gibi mültecimiz var. Onun sebepleri biraz sonra. Hangi ülkelerden onlar? Muhtemelen Çek Cumhuriyeti civarından, pardon Çeçenlerden gelenler vardır. Doğu Avrupa'dan gelenler vardır ama sayıları çok sınırlı belki zaten. Belki bir iki Irak'ta vardır. Olabilir. Yok Irak'tan olamaz. Türkiye'nin yani, doğusundan kabul ediyoruz. Doğudan kabul ediyoruz biliyorum da bu eski Irak Cumhurbaşkanı kalıyor ya burada. Yok onun başka bir statüsü var. Onlar şöyle biz onlara mülteci statüsü verdiklerimizin Avrupa Konseyi üyelerinden birisinin ülkesinden gelmesi gerekiyor. Düzensiz göçmende işte bir biçimde sınırlarımızı izinsiz bir biçimde aşan ve bu çerçevede yani pasaportla ya da düzenli bir biçimde gelmeyen ya da Türkiye'ye düzenli bir biçimde gelse de yani 3 aylık vizeyle gelip ama 3 senedir burada kalan. Tamam. Bunlara düzensiz göçmen diyoruz. Bu sayılarda anormal artışlar var. Şu an yakalananları biliyoruz. Yakalanmayanların sayısını kestirmek mümkün değil. Ama Türkiye hiç karşılaşmadığı bir göçle karşı karşıya. Bakın 2011 yılında Türkiye'ye Suriyeliler gelmeye başladığında Türkiye'deki toplam uluslararası koruma altındaki kişi sayısı sadece 58 bindi. Şu an biz 4 milyonun üzerinde Suriyeli ve Suriyeli olmayan mülteciden ya da sığınmacıdan söz ediyoruz. Bunu sosyolojik anlamda kullanıyorum. Artı düzensiz göçmenlerden. Gerçekten bunun çok ciddiye alınması lazım. Duygusal söylemlerin artık sonunun geldiği herkes görüyor. Akademik bir biçimde konunun ne olduğunu, ne yapmamız gerektiğine dair bir çalışma. Bu çalışmanın bir özelliği de o. Politika yapıcılarına malzeme vermeye çalışıyoruz. Çünkü bizde politika genelde hani bilim temelli çok gerçekleşmez. Onu biliyoruz. Ama biz yine de akademisyen olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Mümkün olduğunca gerçeklikle yüzleştirmeye çalışıyoruz politikacılarımızı. Bence toplum gerçeklikle yüzleşti. Ama politikacıların daha bununla yüzleşmesi için epeyce zamana ihtiyaç var gibi görünüyor. Politikacı yüzleşmesinden kasıt nedir hocam? Politikacı nasıl yüzleşiyor böyle bir şeyle? Ne demektir o? Politikacının sorun alanlarını gerçek bir biçimde görmesinden söz ediyoruz. Ama bazen siyaset çok keskin olunca siz onunla ilgili ufacık eleştirilerden bile kaçınırsınız. Hatta yapacak akademik çalışmalara bile şüpheyle bakarsınız. Bu çalışmayı kim yaptı, niye yaptırdılar, ne oldu falan dersiniz. Dolayısıyla politikacı göç konusu bizatihi bir politik konudur. Ondan çok bağımsız bir alan değil. Çünkü bu işin sürecini biliyoruz. Herkes oraya dönüyor. İşte siz şu anlaşmayı yapmasaydınız, siz şunu yapmasaydınız biz bu insanlarla bir arada olmazdık. Dolayısıyla burada bir eleştiri zaten var kendiliğinden. Dolayısıyla şu an Hükümet Partisi'nin dönüp ya bu konuda biz hata yaptık bunlar burada kalıyorlar demesini zaten beklemiyorum ben. Ama bu kalıcılığı fark edip onunla ilgili politikalar uygulamak ve Türk toplumunun bu konudaki sıkıntısını anlamak
onun dayanıklılığını biraz daha sürdürülebilir kılmak çok önemli bir şey. Siyaset biraz bundan kaçıyor gibime geliyor. Hocam 4-5 yıl kadar önce Londra'da Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği'nin bir toplantısı vardı. Onun da bir bölümüne ben de davetliydim ve orada Yüksek Komiser'le şöyle bir konuşma fırsatımız oldu. Bu Türkiye'deki meseleyi konuştuk ki Türkiye dedi bu konuyla dedi yüzleşmiyor dedi. Size benzer bir şey söyledi. Çünkü dedi onlar gitmeyecekler dedi. 5 seneyi geçtiği zaman %70'i kalır dedi. Doğum yapanların pardon küçük yaşta gelenlerin dedi 18 yaşta gelenlerin dedi %100'e yakını kalır dedi. 10 sene geçerse dedi %90'ı kalır dedi. Bu oranlar doğru mudur? Çok doğru. Fatih Bey dahasını da söyleyebiliriz. Geri dönme eğilimi göçmenlerde de mültecilerde de olağanüstü düşük oranlarda. Şimdi Suriyelileri düşünün. Ülkelerinde bir savaş var. Kronik bir hale dönüşmüş. Tamamen uluslararası güçlerin oyun alanına dönüşmüş bir ülke. O ülke bugün savaşın bittiğini duysak, bugün Esad'ın öldüğünü de duysak, o ülkenin yeniden imarı bile en az 10 yıl alacak. Siz oraya çocuğunuzla döneceksiniz, çocuğunuzu okula gönderecek, hastanızı hastaneye götürecek yeriniz yok. Bir de bir endişeyle kaçtığınız yerde bir hayat kuruyorsanız geri dönmek çok zor. Ve Türkiye'deki asıl sosyolojik dönüşüm bununla ilgili. 2014'ten itibaren hatta 13'ten itibaren ilk gelenleri biz kamplara aldık. 26 tane kamp yaptık ve kamplarda yaşayanların sayısı 300 bine kadar çıktı. Şimdi 60 bine düştü. Ve 2014'ten itibaren Türkiye'deki Suriyeliler Türkiye'ye yayılmaya başladılar. Şu an sadece İstanbul'da 960 bin Suriyeli var. Dolayısıyla Suriyelilerin Türkiye'nin tamamına yayılmış olmaları, yani sizin söylediğiniz o alıntıda da olduğu gibi, burada bir yaşam kurmuş olmaları, çocuklarını okullara göndermiş olmaları, iş bulmaları ve ülkelerindeki umutsuzluk hepsi bir araya gelince dönme eğilimi zaten kendiliğinden ortadan kalkıyor. Bizim araştırmanın birçok verisinde de zaten onu göreceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum. De tekrar araştırma verilerine döneceğiz. Bayağı bir veri var aslında. Onları da nasıl özetleriz bilemiyorum. Özetleyebilir miyiz? Deneriz. Kemal Hocam, hoş geldiniz siz tekrar. Sizi Türkiye'de görmek güzel. Siz ne düşünüyorsunuz bu mülteci meselesiyle ilgili olarak? Bunlar, biliyoruz ki Batı ülkeleri bırakın mülteci ve göçmeni, işte Almanya Türkiye'den kademeli olarak yıllar içerisinde 60'lı yıllar boyunca almış olduğu o sıralarda 2 milyon civarındaki Türk işçisi ve onların ailelerini 50 yıldır 60 yıldır hala absorbe etmeye çalışıyor. Hala bunlara ilgili yüzlerce binlerce proje yapıyorlar. Dünya kadar para harcıyorlar ve hala bir sıkıntı orada. Üstelik de ekonomik kriz dönemlerinde ırkçılığını da tırmandıran bir başka unsur haline geliyor. Bu Suriyeliler ve genel olarak baktığımız zaman bunların Avrupa'ya gitme çabaları, Türkiye'de kalanları ve bir anlamda bana çok onur kırıcı geliyor, insan dışı geliyor. Bunların Türkiye tarafından zaman zaman silah gibi kullanılıyor olması, bak salarım bunları falan şeklinde bir yaklaşıma girmesi Türkiye'nin biraz da benim açıkçası içim acıtıyor. Yani insanlık açısından içim acıtıyor. Türkiye'nin böyle bir tavrı yok çünkü biz bunları yıllardan beri burada öyle veya böyle barındırıyoruz. Nasıl görünüyor bu iş sizin baktığınız yerden? Vallahi çok güzel özetlediniz karşımızdaki tabloyu. Ancak Murat hocamın yaptığı çalışmanın önemini ben bir daha altını lütfen çizmek istiyorum. Kendisi son derece güzel bir şekilde bunu yaptı ve şunun altını da çizmek istiyorum, eklemek istiyorum. Bu tek bir çalışma değil. Arka arkaya gelen bir çalışma ve arka arkaya gelmesinin önemi de hem bizler için ya yani akademisyenler için hem de toplum ve siyasiler açısından da bir zaman perspektifi veriyor. Yani zaman içerisindeki değişime bakılabiliyor. Hı. Ve bu değişimden çıkan fotoğraf da aslında tam size bahsettiğiniz Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği yetkilisinin söyledikleri ve Murat Hocam'ın altını çizdiği kalıcılıkları artıyor. Almanya'ya gelince ve diğer ülkelere gelince şu iki gözlemi yapmak istiyorum bu konuda. Siz programı açarken daha ziyade Türkiye odaklı, Ürdün'den bahsettiniz, Lübnan'dan bahsettiniz etkilenen. Fakat bu mülteci meselesi ve düzensiz göç meselesi bir tek bu ülkelere ait bir şey değil. Afrika'da yani, çok yoğun var. Afrika var, Afrika'dan devamlı bir akış var ama Afrika'nın içinde de var. Mesela Etiyopya'da, Güney Sudan'dan gelenler var, Uganda'da var, Kenya'da var, Kongo'dan gelenler var. Afrika'da var. Bu dediğiniz gibi ayrıca mesela biraz bizim medyada çalışılan bir, dikkat edilen bir konu, Bangladeş'teki
Myanmar'dan atılanlar var. Bu büyük bir sorun. Yani Türkiye'ye mahsus bir sorun değil. Bu mültecilerle ilgili olan kısmı. Bir de sizin altını çizdiğiniz Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde uzun zamandır bulunan göçmenler artı mülteciler var. Oradaki tablonun artısı eksisi var. Bunu da unutmamak lazım ve belki de bu bize gelecek açısından da ümit verebilecek bir tablo. Bütün sıkıntılara, bütün zorluklara ve sizin altını çizdiğiniz şu günlerde birkaç senedir yükselen sağ politika ve ırkçılığa rağmen ümit veren. Bunun niye altını çiziyorum? Hem Avrupa'da hem bizde oraya sizin dediğiniz gibi 60'larda 70'lerde ve daha sonra aile birleştirme süreçleri içerisinde bizdeki siyasi bir takım sıkıntılardan dolayı o tarafa geçmek durumunda olan önemli sayılarda insanların bir kısmı doğru entegre olamıyorlar. Sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda çok yazılıp çiziliyor. Gerekirse burada da tartışabilir. Ama bir kısmı da başarılı oluyor. Bunu unutmamak lazım. O kadar başarılı oluyorlar ki o ülkelerin siyasetinin içine de giriyorlar. Profesör oluyorlar, fizikçi, doktor oluyorlar, öğretmen oluyorlar, sanatçı oluyorlar. Siyasetin içinde bakan olabiliyor veyahut da eyaletler seviyesinde. Belediye başkanı olanlar var pek çok. Bunları unutmamak lazım ve bu dünyadaki değişimin olumlu bir yanı. Bunu hatırlamak lazım. Geçenlerde Ekonomist'te Almanya'ya gelen Suriyelilerle ilgili bir makale vardı. Güzel bir çalışma. Bunların bir kısmı halihazırda entegre olmuş durumda. Yani bugün Alman ilkokul sistemi içerisinde İngilizceyi bu Suriye'den oraya gelen, bizim üzerimizden geçmiş olan bir takım Suriyeli İngilizce öğretmenleri var. Bu bir başarıdır. Ama olamayan da var. Sıkıntı içerisinde olan, psikolojik sıkıntılar yaşayan ve de ileride belki suça da karışabilecek olan çevreler de var. Bu, yani söylediklerimin özeti, bu uzun bir süreç, geçmişten bu yana devam eden bir süreç. Tarihin içinde de var bu. Hem bunu Amerika'da yaşıyoruz, birebir yaşıyoruz. Avrupa'da da yaşıyoruz. Tarihe baktığımız zaman mesela Fransa'nın 20'lerine 30'larına baktığımızda o dönemde İtalya'dan gelenler sıkıntı İspanya'dan yaşamışlar. Sıkıntı yaşamışlar. İtilmişler toplum içerisinde ama bugün entegre olmuş durumdalar. Mesela bir örnek açısından şimdi vefat etmiş olan Yves Montand gibi bir Fransa'nın önemli bir aktörü, böyle bir İtalyan geçmişten gelen birisi. Bu bir süreç. Bu süreç içerisinde bu sorunu diyelim, sorumu sömüren taraflar olacak, siyasiler olacak. Ama buna da el vermeye çalışan taraflar olacak. Yani el vermekle kastediğim entegrasyon sürecine. Bunu da Avrupa çerçevesinde de unutmamak lazım. Bugün Avrupa'da sağın yükselmiş olması ve özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde mesela Macaristan, hatta Polonya'da da tepki verilmesi, özellikle Müslüman göçmenlere yönelik bir tepki veriliyor olması öne çıkıyor. Ama arka tarafta da bütün bu ülkelerde sivil toplumları, hatta yerel yetkililer de bu insanları entegre etmeye yönelik bir çaba içerisinde olduklarında kaçırmamak lazım. Ama oradaki sayılar Türkiye'deki de karşılaşılacak gibi değil tabii. Suriyelilere bir sana baktığımız zaman. Doğru ama bakın bir Lübnan var. Lübnan muazzam bir yükün altında ve gördük şu son zamanlardaki olayları. Ürdün de öyle, Ürdün de muazzam yükün altında. Ürdün de aynı şekilde. Yani biz yalnız değiliz. Bizi çok takdir ettiler uluslararası çevrelerde. Ama sizi üzen bahsettiğiniz o gelişmelerden dolayı da biraz Türkiye'nin bu takdir edilen imajı da hasarlandı. Gereksiz yere hasar oldu. Evet. Peki hocam, mesela şimdi bunların göçmenlerin aynı dinden ve yakın bir kültürden olması entegrasyon süreçlerini hızlandıracak ve uyumu daha kolaylaşacak bir şey midir? Niye söylüyorum şimdi? Sokakta baktığımız zaman, geçen de bir arkadaşımın fabrikasına gittim iş yerine. Çalışanın yarısı Suriyeli hemen hemen. Baktığımız zaman
hangi Suriye, hangi Türk çok ayırt edemiyorsun bile. Yani davranış biçimleri aynı. Şey. Sadece Türkler biraz dinlenme saatlerinde belli oluyor. Türkler biraz daha dağınık duruyorlar. Suriyeliler biraz daha belki o psikolojik bir nedenle de olsa gerek daha bir arada durup daha gruplaşmaya yöneliyorlar. Bu entegrasyonu hızlandırır mı? Yoksa yerli halk açısından tepkinin boyutu zaman değişmez mi? Yani Türkler, yerel özünden Türkler, geçmişten gelen vatandaşlarımız yeni gelenlere tepkiyi dini ne olursa olsun aynı oranda göstermeye devam eder mi? Ya şimdi Murat Hocam sizle bu konuda çok ilginç verileri paylaşacak. Onun için ben fazla detayına girmeyeyim. Yalnız size küçük bir anekdotumu anlatmak istiyorum. Size, sizin sorunuza zannediyorum bir yere kadar yanıt verecek. 2003-2004 yıllarıydı. Yani bizim AB ile olan ilişkilerin sıcaklaştığı, en iyi olan dönemlerde ben kendimi İzmir'de bir toplantıda buldum AB ile ilgili. Ve yanımda benim bugünkü yaşlarımda bir hanım oturuyordu. Herhalde konuşma ve tartışmalardan dolayı benim toplum içerisindeki çeşitliliğe daha sıcak baktığımı düşünerek kahve arasında kendisinin Boşnak olduğunu söyledi. Ve dedi ki Bosna geçenlerde konsolosluk açtı burada dedi. Ve ben dedi hemen gittim başvurusunda, pasaport başvurusunda buldum. Neden biliyor musunuz dedi. Ben dedi çocukluğumdan annemin babamın İzmir'de bir takside Boşnakça konuşmalarından dolayı azarlandıklarını hatırladım dedi. Ve o ezikliği bütün hayatım boyunca çektim dedi. Ama buraya da entegre oldum dedi. Şimdi bakın Boşnaklar da Müslüman fakat bir entegrasyon sıkıntısı toplumun onları kabullenmesi... 100 yılda bile geçmemiş. Evet geçmiyor. Bunu şu anda Amerika'da da yaşıyorlar. Bakın kendi toplumunun bir parçası olan siyahiler nezdinde yaşıyorlar. Bu onun için biraz evvel altını çizdim. Bu bitmeyen bir süreçtir. Doğru ortak bir Sünni Müslümanlığın bir olumlu bir rol oynaması beklenir. Ama bu tabloyu yansıtıyor mu yansıtmıyor mu Murat Hocam siz de çok ilginç veriler paylaşacak. Ben hemen burada bir şey söyleyebilir miyim? Yani bu konunun devamlılığı bakımından. Şimdi bilmiyorum arkadaşlar slaytları gösterebilecekler mi ama. Şimdi istediğiniz 5, anda numarasını 5 ve 24 nolu slaytlar. 5 arkadaşlar sonra da 24. Şimdi biz ben ilk çalışmamı yaparken Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili Türk toplumuna dedim ki biz kültürel Orhan olarak... Orhan arkamızda. Evet. Kültürel olarak Suriyelilere ne kadar yakınız diye sordum. Ve ilginç biçimde %70 biz yakın değiliz dedi Türk toplumunun. Ve ben çok şaşırmıştım. Yani 2014 çalışmasında beni en şaşırtan sonuç oydu. Sonra yaptığımız 2017 çalışmasında bu birbirimize benzemiyoruz diyenlerin oranı %80'e, 2019'da 81'e çıktı. Aslında sizin dediğiniz gibi farklı insanlar değiliz ama bu bir tavır aslında. Tanımıyorum kardeşim. İstemiyorum kardeşim. Şimdi daha ilgincini söyleyeyim size. Şanlıurfa valimiz sağ olsun beni davet etmişti. Şanlıurfa'da bir çalışma yaptım. Şanlıurfa toplumsal yapı itibariyle Suriyelilerin en yakın olabileceği kültürel grup. Aynen. Çünkü de mağazinde sokakta Arapça konuşuyor. Arapça konuşuyorlar. Akrabalık ilişkileri var, aşiret ilişkileri var vesaire vesaire. Sosyal mesafe ölçekleri kullanıyoruz. Şimdi bugünlerde sosyal mesafe çok karıştı. Ben o kavrama ilk başta da itiraz etmiştim. Sosyal mesafe değil, fiziki mesafe dememiz gerekiyordu ama o öyle yapıştı. Şimdi bu saatten sonra ben mecburen slaytlarda en azından burada sosyal uzaklık demek zorunda kaldım. Neyse, öyle kullanalım. Onu ölçüyoruz. Ondan da şu, çok basit bir şey var onun. Bir Suriyeli ile komşuluk yapmak ister misin? Suriyeli ile çocuğun okula gitsin ister misin? Suriyeli ile evlenmek ister misin? Suriyeli ile iş yeri kurmak ister misin falan? Tam tersini Suriyeli'ye soruyoruz. Şunları yapar mısın? Ondan bir hesaplama yapılıyor ve bir ölçü çıkıyor. Biz bu ölçünün inanılmaz bir biçimde zıt uçlara doğru gittiğini gördük. Türklerin Suriyelilere koyduğu sosyal uzaklık ya da sosyal mesafe olağanüstü geniş. Ama daha garibi Urfa'da yaptığımız çalışmada Urfa, Şanlıurfa halkının Suriyelilere koyduğu daha da geniş. Biz kültürel olarak aynı değiliz diyenler bile bölgede daha fazla. Şimdi dediğim gibi bu bir tavır, bu bir algı meselesi. Yani bu böyle mezrole ölçülecek bir şey değil ama toplum bir şey koyuyor. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki başlangıçta kültürel yakınlık dayanışma duygusu getiriyor, kucak açılıyor.
Ama bizim tarihimizde çok göçmenlik hikayeleri var. 23'te mübadeleyle gelen Türkler bile öyle kucaklar açılarak karşılanmadı. Hmm. Bakın bugün Almanya, iki Almanya sadece rejim farklılığından dolayı 40 sene ayrı kaldılar. Bir araya geldiler. Şu an hala OSI VESI tartışması vardır. Uyum işleri böyle kolay şeyler değildir. Dolayısıyla kültürel yakınlık başlangıçta işe yarıyor. Hükümetin işte bu ensar şeyi de yaklaşımı yani da misafir oydu. Misafir olarak kalıyoruz ama yatılı misafirlik uzayınca istemez hale geliyoruz. Şimdi bana Urfa'daki bir belediye başkan yardımcısı çok güzel bir şey söylemişti. Hocam dedi bize ensar diyorlar, bize gaz veriyorlar ama ensarın takati kalmadı dedi. Şimdi burada bizim bütün çalışmalar şunu gösteriyor. İsterseniz arkadaşlar 24. sırayı arkadaşlar da göstersinler. 24. Daha net o sosyal mesafe ya da sosyal uzaklığı göreceğiz. Şimdi ilginç biçimde hocam isterseniz orada başında da anlatabilirsiniz yani. Tabii. Yani arzu ediyorsanız oraya en azından onun yanına gitmeyi tercih ederim. Çünkü buradaki farklı daha net bir biçimde görmek için. Orada. Ha tamam. Evet, bu meşhur çomak. Bunu daha önceki programlarda görüyordum ben. Evet. Şimdi dediğim gibi biz buna sosyal mesafe diyoruz ama pandemiden dolayı kavramlar karıştı. Sosyal uzaklık diyelim. Kavram çok karışmasın. Burası orta nokta. Buraya doğru pozitif, buraya doğru negatif. Şu taraf Suriyelilerin tarafı, Suriyeliler neredeyse bizi kardeşten yakın görüyorlar. O kadar belki yakın Suriyelilerin arasında yapsanız bu kadar yoğun çıkmaz. Ama Türkler de her geçen gün uzaklaşan bir eğilim var. Ve biz bunu 3 araştırmamızda da çok net bir biçimde görüyoruz. Bunun farkında yani olmamız Suriyeliler lazım. Bizi seviyor, biz Suriyelileri sevmiyoruz. Şöyle diyeyim, Suriyeliler kardeşim diye koşuyor, biz bir saniye biz tanışıyor muyuz? Peki acaba biz Suriye'ye göçmen olarak gitseydik bu durum tersine olur muydu? Olmayabilir. Ne zaman olmaz biliyor musunuz Fatih Bey? Asıl bence kritik nokta o. Bence burada belirleyici olan kültürel yakınlıktan daha fazla sayısal büyüklükler. Bakın Türkiye'de İranlılar da var 50 bin, kimse onu konuşmuyor. Kimse umursamaz. Şeyde Almanya'da Afganlar var, kimse konuşmuyor. Sayı yönetemeyeceğiniz bir rakama ulaştığında iki tane etki oluyor. Bir, toplum ürküyor bu sayıdan. İki, gelen toplum kendi içine kenetleniyor, kendi sistemini kuruyor. O zaman aslında işte o uyum dediğimiz şeyde problem çıkmaya başlıyor. Burada temel belirleyici olan sayı. Urfa'da da 10 bin Suriyeli olsaydı kucaklarlardı tabii onları. Ama Urfa gibi 2 milyonluk yoksul bir kentte 450 bin Suriyeli olunca o zaman orada dur diyor. Yani burada duygusal olmaktan çok daha fazla rasyonel bir davranış söz konusu aslında. Yani Suriye'ye 2 milyon Türk gitseydi onlar da bizi istemez. Hiç fark etmez. Bir de az önce Kemal Hocam söyledi, onun altını çizmem lazım. Dünyanın her tarafında göçmenlik hikayeleri var, bizlere var. Türk toplumu dediğiniz toplum Balkanlardan, Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan bir sürü yerden gelmiş. Ve şu an bir bayrak altında birleşebilen bir toplum. Arnavut'u, Çerkezi, Boşnağı, kimse kendi etniğinden söz etmiyor. Herkes bir bayrak altında. Bu aslında büyük başarı. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yarattığı bir kimlik. Bununla övünmemiz lazım. Ama sıkıntı şu, eğer sayılar çok büyük olursa ve süreçler içine yayılmazsa sıkıntı yaşanmaya başlıyor. Bir de göçmenler ile, yani onları davet eden bir kurum var, belgeli gidiyorsunuz falan, mülteciler arasında çok ciddi farklılık var. Dünyada 270 milyon göçmen var. Nerede yaşıyorlar diye baktığınızda bunlar hep gelişmiş ülkelerde. Amerika'da, Kanada'da, şurada, burada. Dünyada 23-25 milyon mülteci var. Nerede yaşıyor baktığınızda sadece 15'i o ülkelere ulaşabiliyor, gerisi burada kalıyor. Mültecilik biraz travmatik bir şey. Herkesin kaçındığı, veba görmüş gibi kaçtığı bir şey. Kanada yılda 350 bin göçmen almak zorunda. Başka türlü sistemini yürütemiyor. Her sene 350 bin kişi alıyorlar. Ama mülteci olunca dur orada diyorlar. 20 bin aldılar, tamam dediler, şampiyonluk yaptık, bıraktılar. Dolayısıyla göçmenlerin ekonomiye, sosyal hayata katkısıyla mültecinin katkısı da apayrı düşünmemiz gereken bayağı farklılaşabilen bir durum. Göçmen daha hazır iş gücü olarak geliyor ve siz onu organize edebiliyorsunuz başından. Yapacağınız işi, göndereceğiniz eğitimi, aile yapısını vesaireyi. Yani siz onu düzenliyorsunuz. Biz yeni bir yasa çıkardık mesela, uluslararası iş gücü yasası. Biz de istiyoruz nitelikli insanlar bize gelsin. Dünyanın her tarafından. Gelirse iyi bir şey. Ama mülteci olunca bir anda kapınızda ne geldiğini bilmiyorsunuz. Travmatik bir grup ve onun içinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ayrıştıramıyorsunuz. Ve onların kendi içinde aynı hikayelerinin gelmenin getirdiği bir dayanışma ağı da oluşuyor. Benim geleceğe yönelik mesela Türkiye'de en büyük endişelerimden birisi Suriyelilerin kendi içinde yeni bir milliyetçilik geliştirmeleri. Yani Arapların bugüne kadar sahip olmadıkları bir milliyetçiliğin Türkiye'de ötekisi Türkler olan yeni bir milliyetçiliğe dönüşme eğilimi çok yüksek diye görüyorum. Hocam, dolayısıyla bunun çok riskli olduğunu düşünüyorum. Onu gayet iyi biliyorum. Onu konuşacağız en fazla diye düşünüyorum. Ama tabii Türkiye'nin tek sorunu Arap milliyetçiliğimiz diye de ayrıca düşünmek de lazım gelebilir işte o noktaya geldiği zaman. Bu
Mustafa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Misiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. Özledik sizi, görmüyoruz epeydir. Sağ olun. Denk düşmedi. Evet, denk düşmedi. Şimdi tam hocamın söylediğine geleyim. Şimdi bu işte benim başından beri en büyük kaygım 2012'den beri hemen bunu yazmaya başladım. Bu iş kontrol dışına çıktığı anda toplum üzerine bir yük olmaya başlıyor. Şu açıdan da yük olmaya başlıyor. Gelenler de mutsuz ve mutlu değiller. Ama kalıcı oldukları için de toplumdan dışlandıkça bir gettolaşma başlıyor. Tabii. İki, mafyalaşma başlıyor. Yani benim en önemli korkularımdan bir tanesi şu. Türkiye'de pek yakında bir Suriye mafyası. Çünkü kaybedecek hiçbir şey olmayan, herhangi bir gelir elde etme imkanına sahip olmayan, dışlanan, şimdi sokaklarda görüyoruz yani şu anda bir kısmı çocuklara mendil satıyordu. Tabii. Şimdi 2012'de mendil satan çocuk 7 yaşındaydı. Bugün o çocuk 15 yaşında ve başka bir şeye evriliyor. Bir mafyalaşma, yasa dışı organizasyonların içerisinde olma ve bunları kurma. Vatandaş olmamanın getirmiş olduğu rahatlıkla veyahut da rahatlık lafı doğru mu bilmiyorum ama kayıt dışılıkla hem ekonomik faaliyetlerin hem de kriminal faaliyetlerin çok daha artmasının ortaya çıkması gibi meseleler. Suriyelilerin önümüzdeki döneme baktığınız zaman nasıl bir perspektif görürsünüz burada? Ne görürsünüz? Nereye evrilir Suriyeliler Türkiye'de? Nereye evrilir kestirmek çok zor tabii. Biz nereden nereye geldiğini bulmaya çalışıyoruz şu anda. Ama hani dünyaya baktığınızda doğru şeyler yaparsanız iyiye evrileceği, yanlış şeyler yaparsanız kötüye evrileceği. Peki görmezden gelmek nasıl bir şeydir? Görmezden gelmek herhalde kötü yapmanın en kötüsü olsa gerektir. Çünkü kendi haline sorununu bırakıyorsunuz ve toplum kendi içinde kendisi çözsün diyorsunuz. Bu herhalde en olmayacak şey. Biraz önceki Murat Hoca'nın söylediğinin üzerinden gideyim. Türkiye aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin göçmen ülkesi olduğuna dair bir miti vardır değil mi? Göçmenler tarafından kurulan ülke, işte erime noktası, kaynama noktası falan filan. Türkiye'de böyle bir mitimiz yok. Fakat ülkenin nüfusuna bir bakın, öyle aslında. Aslında göçmen ülkesi. Yani son dönemi bırakın, 20. yüzyılı bırakın, daha 18. yüzyılın sonundan başlamış. Hatta 11. yüzyıldan başlıyor baktığınız zaman. 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda 13 milyon nüfus var. Yarısından fazlası göçmen. Ya Balkan savaşlarından sonra inanılmaz 2 milyona yakın Müslüman Balkanlardan geliyor ki bunların hepsi Türk değil elbette. İşte Kafkaslardan gelenler, Çeçenler, Çerkezler, diğer etnik gruplar, Abazalar vesaire. Bunların hepsi var. 20. yüzyılın içerisinde zaten anlaşma yaparak işte Yunanistan'la mübadele yaptık. Yani. Çok hala mübadillerin kendi dernekleri var. Bak bunca yıl geçmiş hala, aradan. Hala kabul görmüyorlar. Hala kabul yani görmüyorlar. Kabul görmüyorlar demeyelim ama hala, şimdi, hala bahsederken bir başkasından bahsediyor. Tabii aynı şey Yunanistan'da da geçerli. Oraya da gidin. Türkiye'den Yunanistan'a göç etmiş olan mübadiller hala kendi dernekleri var, toplulukları aynen, var. Hala bir gettolar, getto demiyorlar artık, değil getto değil ama şehrin belli bölgelerinde yaşıyorlar hala. Aynı şey Türkiye'de de var. Dolayısıyla hani Türkiye'de olanın da dünyadan farklı olacağını düşünmemek gerekiyor. Bu bir. İki, Türkiye'de dediğim gibi bir göçmen ülkesi olduğuna dair bir algı, anlayış olmadığı için bununla yapılmış özel devlet ve hükümet çalışmaları yok. Halbuki ta Osmanlı döneminden beri gelen bir gelenek var. Hani Osmanlı'yı bilirsiniz. Alır belli bir grup insanı, belli bir yerden götürür, başka bir bölgeye yerleştirir. Osmanlı o isyan politikasıdır ama. Çoğu zaman da stratejik nedenlerle bunu yapar. Bazen isyan edenleri alır götürür. Aslında çok bu şekilde karma karıştırmıştır Anadolu'yu. Türkiye'de buna benzer politikaları Cumhuriyet döneminde aslında yapmıştır. Fakat ortaya şöyle bir şey çıkar. Hepimizin ailesini büyüklerinizden dinlemişsinizdir. Bir muhacir diye bir şey vardır. Muhacirlar geldi, gelirler falan. Eski gelen, yeni gelene hep her zaman tepkilidir. Niye? Çünkü normal günlük yaşamını değiştirmek zorunda kalacağını düşünür. İlla her zaman kaldığı da söylenemez. Bazen hiç dokunmaz. Bir örnek vereyim. Burada yine televizyon programlarından birisinde bu konu, mülteciler, Suriyeli mülteciler konusu konuşuluyordu. Ben 4 milyon civarında Suriyeli mülteci var Türkiye'de dedim. Gittim, okula gittim. Telefonum çaldı. Açtım, İzmit'ten bir esnaf kendisini öyle tanıttı. Ben bilmem ne esnafıyım, bilmem kimim dedi kibarca. Evet buyurun nedir dedim. Dün hoca dedi, sen televizyonda 4 milyon Türkiye'de Suriyeli mülteci olduğunu söyledin. Evet dedim, ben yani hükümetin rakamını söylüyorum, hani kendim uydurmuyorum. Yok dedi, doğru değil o dedi. Türkiye'de 8 milyonu geçti dedi bunlar. Siz nereden aldınız veriyi dedi. Dedim, ben görüyorum dedi. Şimdi böyle bir algı, yani gerçek olmayan aslında ve
yaşadığı yerde çevresinde aslında belki de hiç mülteci görmemiş. Öyle bir şey var tabii. İzmit civarında kaç tane mülteci görmüş olma ihtimali var. Hani iletişim stratejisiyle ilgili bir ciddi bir sıkıntı da var. Böyle, böyle de bir durum var. O yüzden mesela sorduğunuzda hocamın yaptığı araştırma tabii bu konuda Murat Hoca'nın yaptığı çok ayrıntılı, çok kapsamlı. Başka çalışmalar da var. Biz başka çalışmalar yapıyoruz. Bu kadar kapsamlı değil ama mesela bizim sorduğumuz şöyle bir soru vardı. Hocanın anlatmasından aklıma geldi. Kiminle komşu olmak istemezsiniz? Biz Türk toplumunun yani kültürel podlarına bakıyoruz. Kiminle komşu olmak istemezsiniz? Böyle 25 farklı grup var. İçerisinde ayyaşlar da var. Boşanmış insan da var. İşte başka etnik kimlikten olan, başka dinsel... Türkler, Aleviler... Hepsi, bunların hepsi var. Hepsini soruyoruz. Sosyal sınıfları da soruyoruz. Bu 30 yanlış hatırlamıyorsam, 30 farklı gruptan en çok komşu olunmak istemeyen grup, bir sosyal grup aslında, eşcinseller. İkincisi Suriyeli mülteciler. Evet, çok yani %7'ye kadar inmiş durumda hani komşu olmak isterim potansiyeli. Şimdi dolayısıyla toplumun hiç Suriyeli mülteci görmemiş kesiminde bile büyük bir tepki oluşmuş durumda. Ve işin daha enteresan bir tarafı, bu tepki siyasi partiler, parti tabanlarında eşit. Eşitim. Ya biraz önce baktım, AKP ile CHP veya işte MHP, İYİ Parti, HDP, biz mecliste grupta olanlarına bakıyoruz. Hepsinde mutsuzluk aşağı yukarı aynı oranlarda. Niye olduğuna baktığınızda da iki şey çok öne çıkıyor. Aslında bu işte gelecekle ilgili bize çok şey söylüyor. Kabaca söylüyorum, bir tanesi güvenlik huzur, ikincisi iş aş. Yani niye Suriyelilerden memnun değilsiniz dediğinizde, işte bunlar güvenlik sorunu yaratıyorlar, huzursuzluk çıkartıyorlar vesaire. Ama rakamlara baktığınızda, polisin tuttuğu rakamlara baktığınızda çok özel bir durum ortaya çıkmıyor. Yani standart. Tabii bunun da cevabı var. Diyorlar ki hükümet talimat verdi, Suriye'den karıştı olayları, polis rapor etmiyor. İşte benim halım, bunu yaşadım. Diyor ki halım geldi diyor, halımı çaldı diyor. Polisi gittik diyor, aldık diyor. Polise rapor tut dedim diyor. Ya boşver, halını aldın. E peki bu karşısında Türk olduğunda da benzer bir şey oluyor zaten. Yani ama Suriyeli hani olduğu zaman başka durum oluyor. Bu yani anekdotlarla tabii anlatılınca iş başka bir yere gidiyor ama rakamlara baktığınızda sonuçta devletin elinde rakamlar var. Özel olarak Suriyelilerin yaptıklarını saklıyor suçlaması yapıyorsak devlete, o zaman bunu ispat etmek gerekiyor. Ben de şu ana kadar bir ispat görmedim. Dolayısıyla doğru olduğunu varsayıyorum. İkincisi de iş meselesi. Bizim işimizi elimizden alacaklar. İşte zaten Türkiye'de ekonomi çok kötü gidiyor. Suriyeliler bunu daha da kötü hale getirecekler. Ha, hocanın araştırmasında da ortaya çıkıyor. Halbuki Suriyeliler içerisinde ciddi bir grup kendi işini kurmuş durumda. Başka Suriyelileri ve Türkleri işe alıyorlar. Veya bir ciddi bir grubu da zaten işte 300 bin civarındaydı kamplarda yaşayanlar. Ama onlar zaten azaldı. 60 bin. Zaten şehirlerin içinde yaşıyorlar. Bunlar bir şekilde... Şimdi programa çıktığımız zaman şurada hemen bir sürüsünü göreceğiz yani. Tabii ki. Bunlar bir şekilde ekonominin içine girmiş durumda. Tabii burada şöyle şeyler oluyor. Onu Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı'nın araştırmasında görmüştük. Ne dedim? Merdiven altı işletmesi diyebileceğiniz yerlerde Suriyelileri asgari ücretten daha düşük bir rakama çalıştırıyorlar. Bu sefer tabii asgari ücretle çalışanlara da baskı olmaya başlıyor. Daha düşük rakamlara çalışın. Kayıt dışılığı artırıyor vesaire. Vatandaş da bunu fark ediyor. Bu tabii SGK sistemini çok etkilemeye başlıyor bir süre sonra. Peki hocam, bir de şöyle bir şey var. Bunlar ne kadar doğru ne kadar değil. Vatandaşı inançlar. Suriyeliler asla iş kursa bile vergi vermiyorlar. Suriye elektrik su parası vermiyor. Suriyeliler hiçbir şey... Ve hatta şöyle iddialar da var esnaf arasında, bu dolaşırken duyuyoruz. Esnaf diyor ki, kardeşim diyor, bu diyor asıl Suriye, yanındaki dükkan Suriyeli. Bunu gördüm geçen, yani kendi oluyor epey. Ama diyor Suriyeli diyor, sahibi diyor bilmem kim diyor, Suriyelilerin üstüne açtı diyor, vergi vermemek için diyor. Bunlar ne kadar gerçeği yansıyor baktığınız zaman? Şimdi ben yıllarca Ankara'da farklı devlet kurumlarıyla da çalıştım Ankara'da yaşarken. Milli Güvenlik Akademisi'nde dersler verirdim. O zaman devlet bürokrasinin üst düzeyine ders verirdik. 90'lı yıllarda devlet bürokrasisinin üst düzeyinde çalışanların asker sivil kafalarına taktıkları iki mesele vardı. Buralarda da çok konuşuldu. Birisi board meselesiydi. İkincisi de Türkiye'de arazi kapatan
arazi alan İsrailliler meselesiydi. Türkiye devletinin verdiği rakamlara bak, ben hep onları anlatırdım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu kadastro işlet müdürlüğünün verdiği rakamlar var. Orada bakıyorsunuz İsrail vatandaşı hemen hemen hiç yok. Alanlar zaten gelmiş Antalya'dan ya da İstanbul'dan ev almış. Arazi değil. Yani Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan arazi almamış. Oraları kapatacaklar ve büyük İsrail projesi yapacaklar ya. Fakat her zaman şöyle bir karşılık alırdım. Evet öyle diyorsun ama hocam onlar bir Türk'ün üzerine alıyorlar. Ve peki diyordum, yani siz mesela, sizin elinizde milyonlarca dolarınız olsa, bu milyonlarca dolarınızı başka ülkede gidip bir tanımadığınız bir insana verip onun üzerine bir arazi alarak bu riski atar mısınız? Ya şimdi bu söylenen komplo açıklamaları bunlar. Bunların delili ve ispatı yok. O zaman istediğiniz kadar geniş şeyler söyleyebiliyorsunuz. Peki sizin tekrar veri dönem. Evet hocam, sizin burada bulduğunuz en ilginç şeyler ne? Çok kapsamlı çünkü araştırma. Fatih Bey, bir konu tam da bununla bağlantılı. Bu iş çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı diye. Şimdi kitlesel göçlerde toplumda 4 tane temel kaygı oluşuyor. Bir, gerçekten işini kaybetmek. Çünkü ucuz iş gücü geliyor ve ona karşı direnmesi zor olur. İkincisi, güvenlikten kaygılanıyorlar. Tabii. Ne ediyor belli değil, bunlar gelecekler ortalık karışacak diye. Üçüncüsü, kamu hizmetlerinde azalmadan endişe ediyor insanlar. Mesela bizim şu an Güneydoğu'da işte kilisin nüfusunun %80'ine varan, 90'ına varan bir nüfustan söz ediyoruz. Ya da Hatay'da ya da Şanlıurfa'da. Ya da İstanbul'un bir takım ilçelerinde, Esenyurt gibi mesela bir ilçede nüfusun %20'sini aşan 200 binin üzerinde mülteci var. Yani burada siz nasıl politika üretebilirsiniz? Hastadan pay alıyor zaten sonuçta. Yani. Aynen. Dolayısıyla bu tip kaygıları da ciddiye almak lazım. Yani bunlar kendiliğinden çıkmıyor. Yalnız bizim Suriyeliler Türkiye'de hayatlarını nasıl idame ettiriyor diye sorduğumuzda Türk toplumundan enteresan bir cevap geliyor. Bunu belki arkadaşlarımız yansıtırlarsa iyi olabilir. Türkiye'de Suriyeliler hayatlarını nasıl idame ettiriyorlar? Neyse, şu an slide'ı tam göremiyorum ama ben size çok rahat bir biçimde söyleyebilirim onu. Türkiye'de Suriyelilerin devletin verdiği parayla ya da dilenerek geçindiklerini düşünüyor Türk toplumu. Evet. Bu başlı başına bir vahim bir durum. Çünkü bir toplumda hadi 5000 kişi, 10000 kişi dilenir de bu kadar çok insanın dilenmesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Türkiye'deki Suriyeliler çalışarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu aslında ekonomiye bir yerde katkı. O katkı olmasa da olurdu. Yani biz illa onların hayatlarını idame ettirmesi bizim ekonomimizi geliştirmiyor. Onun getirdiği yük çok daha fazla. Ama bir biçimde devlet en azından onlara kaynak aktarmış olmuyor. Yani bu çok kıymetli bir şey. Yani peki devlet Cumhurbaşkanı'nın belirlediği bir sayı var, işte 40 milyar dolar diyor. Biz Suriye'de bugüne kadar 40 milyar dolar harcadık diyordu. Şimdi belki 50'yi bulmuştur. Bilmiyorum rakamın ne olduğunu. Bu parayı vermedik mi biz onlara? Şimdi Fatih Bey, bu konu çok problemli bir konu. Bence burada ciddi bir... sormayın diyorsunuz. Hayır, yok, sorun. Bence konuşmamız lazım. Bu ülkenin sorununu konuşuyoruz. Bizim devletin karşı karşıya kaldığı yük öyle böyle bir yük değil. Dünyada küresel yük paylaşımı diye bir şey hikaye. Kimin ülkesine giriyorsa mülteci o onunla uğraşmak kalıyor. Zorunda kalıyor. Dolayısıyla Türkiye bu konuda gerçekten çok büyük bir yük altında. Ama bu 40 milyar açıklamasının çok taraflı sorunları var. Madde 1, 40 milyar harcadık mı... Yoksa bu bir maliyet mi? Bence aslında burada kastedilen maliyet. Gerçekten bakın, sadece 680 bin Suriyeli çocuk okula gidiyor. Bir çocuğun ortalama Türkiye'de milli eğitime maliyeti 1000 euro civarındadır. 680 milyon euro eder yıllık. Yani diğer masraflarla birlikte sadece okula giden çocuklar 1 milyar euroya mal oluyor size yılda. Başka masraflarınız var. Sağlık var. Ne bileyim, altyapı yatırımlarınız var vesaire vesaire. Ama bu rakamda şöyle bir sorun var. Bir, şeffaf bir şey değil. Kimse bilmiyor bu rakamın ne olduğunu ve nasıl anlatıldığını. Daha da önemlisi, bu rakamı Suriyeliler kendi sayılarına bölüyorlar. Diyorlar ki bize kimse böyle bir para vermedi. Türkler bölüyor, diyor ki bizim bu kadar sorunumuz varken niye kardeşim bu kadar çok para veriliyor bunlara? Bakın, Türkiye'deki Suriyelilerin aldığı bir tane para var. Avrupa Birliği'nin gönderdiği ve Kızılay Kart dediğimiz su yardımları, sosyal uyum yardımları. Bu da Türkiye'de 1,5 milyon Suriyeli'ye gidiyor. Toplamda 1,7 milyon kişiye ödeniyor. Diğer mülteciler 200 bin, 1,5 milyonu da Suriyeli. Türkiye'deki Suriyeli sayısı 3,6 milyon, bunun 1,5 milyonu ayda 120 TL para alıyor. Büyük şehirlerde bu parayla yaşayamazsınız zaten. Çalışmaktan başka seçeneğiniz yok. Ama bu konuda çok ciddi bir iletişim eksikliği var. Türkiye'de Suriyelilerle ilgili yaşanan bu kadar büyük bir sosyal olaya rağmen
Devlet bu konuda yeterince hassas davranmıyor bence. Toplumu bilgilendirmedikçe de toplumdaki heyecan ve gerginlik daha da artıyor. Bakın bizim bu tabloda da vardı o. Biz 2017'de ve 2019'da Suriyeliler hayatlarını Türkiye'de nasıl idame ettiriyor diye sorduğumuzda, yani bu çok seçenekli bir soru, dolayısıyla oranları toplamayacağız ama birinci sırada Türk Devleti'nin yardımıyla %86 ya da 2019'da %84, dilenerek %54, çalışarak %50. Ama her geçen gün artıyor. Şimdi bakın başka bir grafikten söz edeceğim. Ben eğer arkadaşlarımız 12. slide'ı gösterirlerse orada ilginç bir durum var Fatih Bey. Burada diyoruz ki Türkiye'deki Suriyeliler için acaba çalışma izinleri verilsin mi? Çalışma izinleri verilmesin diyenlerin oranı artmış durumda. 2017-2019 arasında. 54.6'dan 56.8'e hemen çıkmış. Şimdi biz fazla diyoruz ki peki iş yeri kursunlar mı? İş yerine gelen tepki daha da yüksek. 67.2. Şimdi bunun sebebi ne olabilir? Yani iş yeri kuracaksınız, girişimci olacaksınız, istihdam yaratacaksınız. Ama bu aynı zamanda kalıcılık demek. Ve bu konuda şaia da çok fazla. Bunlar vergi ödemiyorlar, kaçak işletme kuruyorlar. Olabilir de. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de çalışan Suriyeli oranı %37 görünüyor. Tabii hocam, de vergi ödemiyorlarsa iyice Türkleşmişler demek. Çünkü Türkler de ödemiyor vergi zaten. Şimdi tam Fatih Bey, tam da onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de çalışan Suriyeli oranı yaklaşık %37. Ve 12 yaşından itibaren çalışıyorlar. %37 yaklaşık olarak 1 milyon nüfusa denk geliyor. Peki nasıl çalışıyorlar? Tabii ki kayıt dışı çalışıyorlar. Çok az bir bölümü kayıtlı çalışabiliyor. Ne yazık ki o konuda bir yasa çıkarılmasına, imkan sağlanmasına rağmen asgari ücret ödenmesi lazım. Ve şu an Türkiye'de bu kadar işsizlik varken mümkün değil. Ama bu insanlar kayıt dışı ekonomide çalışıyor. Tamam da Türkiye ekonomisinin TÜİK'in rakamlarına bakın. %30 kayıt dışı çalışıyor. Yani Türkiye'de yaklaşık 32 milyon çalışan var. Bunun 10 milyonu zaten kayıt dışı çalışıyor. Suriyelilerin seçeneği yok. Eninde sonunda kayıt dışı çalışacaklar. Ama şöyle bir faydası var sadece. En azından kendi ayakları üzerinde durmayı başarıyorlar. Türk devletinin ya da kamu kurumlarının hiçbirisinin Suriyelilere yönelik düzenli bir gelir transferi söz konusu değil. Çok istisnai durumlar dışında kendi ama sağlık hizmeti veriyoruz galiba. Sağlık hizmetlerini veriyoruz. Temel sağlık hizmetlerini ücretsiz alıyorlar. Türkiye'deki bütün uluslararası koruma altındakiler ve Suriyeliler sağlık hizmetlerini alabiliyorlar. Mesela bu dönemde Covid dönemi, bu çok hassas bir konu. Sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Ama kendilerine bir nakit transferi söz konusu değil. Bu konudaki yani Suriyelilere bir maaş yani verilmiyor açıktan. Hayır hayır, hiçbir şekilde verilmiyor. Yani bu yani olmadık bir iddia. Bunun sürdürülebilmesi de mümkün değil. Böyle bir iddia zaten devletten de gelmiyor. Ama güvenlikle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanların güvenlik kaygıları o kadar da yabana atılacak bir şey değil. Ben bazen diyorum ki Almanya'ya giden Türkleri 60 ile 70 yılları arasında düşünün ve suça bulaşma oranlarına bakın. 70-80'e bakın, 80 sonrasına bakın. Eninde sonunda bir süre sonra o tedirginlik yaratan mafyalaşma, kendi içinde örgütlenme, hele bir de ötelenmişlerse, kendilerini bir biçimde aşağılanmış hissediyorlarsa bunun yükselme oranı çok yüksek. Yani bizim aslında kendimizi ona hazırlamamız lazım. Ama bugün suç oranlarının çok düşük olması absürt bir durum değil. Tabii ki düşük olacak. Yabancı bir ülkeye gelmişsin, zorla sığınmışsın. Sonra o saatten sonra zaten dikkatlisindir. Yani bu konuda gerçekten çok fazla abartılı bilgiler var. Şey gibi, ben kendime devlet, yer edem, sonra sana ne edem durumu. Yani devletin verileri konusunda tereddütlerimiz her alanda var. Olabilir, bu alanda da olabilir. Ama burada abartılı bir durum olmadığı açık. Bir şey daha söyleyeyim, işsizlikle ilgili. Türkiye'de kronik bir işsizlik sorunumuz var, her geçen gün artıyor. Ama bugün elini vicdanına koyan hiç kimse diyemez ki bu Suriyelilerden kaynaklandı. Bu Suriyeliler kayıt dışı ekonomi içinde kendilerine bir alan açtılar ve orada kendi ayakları üzerinde duruyorlar. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İnsan haklarına da değil. Çünkü kayıt dışı ekonomi bir ekonominin en büyük handikaplarından birisidir. Türkiye devleti kendi içindeki kayıt dışılığı azaltmaya çalışırken yeni bir kayıt dışılık içine düşmüş oluyorsunuz. Bu sürdürülebilir bir şey değil. İnsan onuruna uygun bir çalışma koşulu yaratmanız lazım. Bu her açıdan yürütülmemesi gereken bir şey. Ama eğer bu olmasaydı başka türlü patlamalar yaşayabilirdik. Bir de hazır bu konu açılmışken bir şeye daha temas edeyim, kusura bakmayın. O da şu. Türkiye'de Suriyeliler bana kalırsa öyle ya da böyle toplumla bir arada yaşamayı başardılar. Biz de onlarla yaşamayı başardık. Bu çok önemli bir şey. Türk toplumuna sorduğumuzda çok şikayet ediyorlar. Ama bu ne siyasete evriliyor ne de onlara bir saldırıya evriliyor. Bu büyük bir şans. Bunun bence sosyolojik önemli bir sebebi de şu. Biz toplum olarak çok mobil bir toplumuz. Sürekli seyahat eden, sürekli yer değiştiren bir toplumuz. Türkiye'de son yıllarda yılda 3 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ilini terk edip başka ile gidiyor. Sürekli böyle bir göçmen halimiz var. Hani onun içindir birbirimizi görünce hemen nerelisin hemşerimle başlarız. Bence bu durum ister istemez Türk toplumunun sonradan gelene karşı tavrında bir kırılma yaratıyor.
Şimdi Almanya'da ben 25 sene önce gitmiştim bir kente. 210 bin nüfusu vardı. Bugün de 211 bindir. 6 ay önce gittim yine aynı. Şimdi böyle bir toplumda dışarıdan 10 bin 20 bin gelince toplum sallanıyor. Biz bunu nasıl götüreceğiz diye. Hatta bir belediye başkanı vardı, hiç unutmuyorum, bana şey dedi. Bize dedi 217 tane yeni öğrenci geldi, çok zorlanıyoruz dedi. Bakın sadece İstanbul'da bir ilçede, hani Esenyurt diyeyim yine, 200 bin kişinin yaklaşık %25'i okul çağındadır. Yani sizin 50 bin öğrenciniz vardır yeniden. Ve bu toplum buna rağmen bunu bir biçimde tölere edebiliyor. Bu toplum mutlu olduğu anlamına gelmiyor. Yani kaygılar çok yüksek, şikayetler çok yüksek. Ama bir biçimde uyum sağlığı bence ediyor. Dayanıklılığını takdir etmemiz gerekiyor. Bunun çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Reklam arası mı? Değerli izleyiciler, bir kısa reklam arası, sonra devam edeceğiz. Kemal Hocam, iki tane sorum var. Birincisi, şimdi Murat Hocam dedi ki, gelen mülteci geldiği ülkenin başına kalır ve onun derdine o katlanır dedi. Bir ölçüde doğru bu. İşte bunu yaşayan, buna 15-20 sene evvel Güney Afrika vardı. Güney Afrika'da muazzam bir güvenlik sorunu oluşturdu. Komşu ülkelerden gelen mülteciler, yılda 30-35 bin cinayet işleniyordu Güney Afrika'da yakın zamana kadar. Büyük oranda bu gelen mültecilerden ve tabii ülke içindeki ekonomik koşullardan kaynaklı. Gelen başına kalır mı? İkinci sorum da şu olacak size, paralelde cevaplayabilirseniz çok mutlu olurum. İşte Türkiye'de özellikle hükümete yakın medyadaki bazı hükümet yanlısı kalemler diyorlar ki kardeşim, bu Suriyelilere kızıyorsunuz ama bunların Türkiye'ye kazandırdıkları, yarattıkları katma değer, getirdikleri para, iş gücüne ve ekonomiye katkıları götürdüklerinden daha fazla. Türkiye bunlara 40 milyar harcamışsa bile bunlar Türkiye'ye 100 milyar getirdiler diyorlar. Bu ne ölçüde gerçeği yansıtıyor? Böyle bir mültecilik tipi var mıdır? Şimdi ben Güney Afrika konusuna girmeyeceğim özelinde. Ama şunu söyleyeceğim. Bu mültecilik konusunda yani en başında hem siz hem Murat Hocam zımnen 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne atıfta bulundunuz. O sözleşmenin en önemli ayaklarından bir tanesi mültecilerin, düzensiz göçmenler değil, mültecilerin korunmasının uluslararası bir sorumluluk olduğu ve yük paylaşımı gerektirdiği ve bu tipten sorunların çözümünün de üç ayağı olduğu, üç tipten çözümden bahsedebiliriz. Birisi, en güzeli tabii, bu insanların kendi ülkelerine dönebilmeleri. İkincisi, üçüncü ülkelere gönderilebilmeleri. En sonuncusu da bulundukları ülkeye entegre edilebilmeleri. 2015-2016 krizinin, yani bizim yaşadığımız, bizim üzerimizden Avrupa'ya gidip Avrupa Birliği'ni sarsan mülteci krizinin önemli sonuçlarından bir tanesi, uluslararası camianın o 51'den beri süre gelen sistemin kırılmış olduğu. Siz de atıfta bulundunuz. Bu insanların önemli bir kısmı bulundukları ülkelerde sıkışıp kalıyorlar. Bahsettiğiniz o Birleşmiş Milletler yetkilisinin altını çizdiği. 5 sene kalırlarsa şu kadar yüzde olasılıkla kalacaklar, daha fazla kal. Bunu uluslararası camia fark etmiş durumda ve o krizden bizim Türkiye'de en çok konuştuğumuz konu Mart 2016 senesinde Avrupa Birliği ile varılan mutabakat ve bunların detayları, nasıl AB kendi tarafındaki sözünü tutmadı kavgası, diğer tarafta da biz onların bizim tutmadığımızı iddia etmesi. Ama gözden kaçan çok önemli bir diğer gelişme var. O da Eylül 2016 senesinde Birleşmiş Milletler'de yapılan bir zirve. Bu zirvenin neticesinde, ki bu Türkiye nasıl 1951 sözleşmesine Türkiye olarak Türkiye bir katkıda bulundu ve o sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden de, bu çok önemli bir nokta, bilinmesi gereken nokta. New York'taki zirveye de önemli bir katkıda bulundu ve diplomatik bir katkıda bulundu.
Bu katkının neticesinde de Aralık 2018 senesinde bir mülteciler, küresel mülteciler mutabakatı kabul edildi. Bu mutabakada, bu mutabakat sözleşme gibi ülkeler üzerinde bağlayıcı değil. Ama her şeye rağmen bir moral, siyasi baskı var bu mutabakata imza atan ülkeler arasında. Bu mutabakat ne diyor? Biraz evvel bahsettiğimiz sıkıntıyı kabul ediyor. Yani bu insanlar geriye dönemiyorlar çünkü kaçmalarına neden olan sorunlar çözülemiyor. Üçüncü ülkelere gitmeleri de gittikçe zorlaştı. Oradaki siyasi gelişmelerden dolayı göçmenlere ve mültecilere olan sağdan gelen tepkiden dolayı. Bu büyük insanların kaldıkları ülkede ülkeye kazandırılması meselesi. Murat Hocam henüz bahsetmedi ama raporunda kalkınmaya kazandırılmaları diyor. Yani bunu da nasıl yapacağız? Bu insanların istihdamını sağlayarak, düzgün istihdamını sağlayarak, o bahsettiğiniz kalemlerin bir yerde atıfta bulunduğu konu, yani kendi bulundukları ülkenin ekonomisine de artı bir değer getirmeleri. Nasıl artı değer getirecekler? Vergi üzerinden getirecekler, sosyal güvenlik kurumuna yapacakları katkı üzerinden katkıda bulunacaklar. Ayrıca siz o insanları... Ama kayıt dışı çalışıyor hepsi hocam. Orada büyük bir sorun var. O sorunu artık hükümetin daha geniş bir çerçeve içerisinde çözüme... Ama ekonomi böyle giderken hükümetin kalkıp işte, ona kayıt dışına alın demesini kimse dinlemez, hükümete demez zaten. Tamam. O kısmına ben karışmayacağım. Ama çeşitli bilimsel çalışmalar var. Başka ülkelerde de uygulamaları var. Bunun mümkün olabileceğini bilimsel araştırmaya dayalı raporlar üzerinden tespit edilmiş. Şimdi bu mutabakatın önemli ayakları var. Uluslararası camia ne yapabilir konusu. Benim özellikle üzerinde çalıştığım bir konu var. Ve kendi yaptığım görüşmeler üzerinden de güzel bir keşifte bulundum. Bu mutabakanın içerisine Türkiye'nin soktuğu bir detay var. Bu da büyük sayılarda mülteci barındıran ülkelere, diğer ülkelerin yani uluslararası camiada ileri gelen ülkelerin bu ülkelere bir takım dış ticaret kolaylıkları sağlaması, özellikle mültecilerin katkıda bulunduğu hizmet ve malların daha kolay ihracı... Mültecinin ürettiği malların başka ülkeler tarafından öncelikle satın alınması evet. gibi. Ama mültecilerin kısmen katkıda tabii, kısmen. Bulunduğu. Çünkü bu bahsettiğim mutabakatın altını çizdiği önemli bir nokta daha var. Biz bu mültecileri barındıran ülkeleri de güçlendirmemiz lazım. Özellikle şehirleri, kasabaları da güçlendirmemiz lazım ve kaynaklarımızı o yöne doğru akıtmamız lazım. Bunu yapmanın yollarından bir tanesi de bu dış ticaret kolaylıkları. Bunu nasıl elde edeceğiz? Bunu elde etmenin bir yolu da tabii diplomasi ve diyalog yaratarak, belki Ürdün'le beraber çalışarak, belki Lübnan'la çalışarak, siz programın ilk kısmında söylediniz yani başka ülkeleri tehdit ederek değil, başka ülkelere sopa göstererek değil, zor kullanarak değil ama onlarla geliştireceğiniz bir güvene dayalı bir diyalog üzerinden bunun başarılabileceğini düşünüyorum ben uzun dönem açısından. Bunun altını çizmek istiyorum. Bir diğer konuya daha değinmek istiyorum. Bugün Türkiye'de önemli sayıda Birleşmiş Milletler'in değişik teşkilatları, Birleşmiş Milletler Yüksek Mülteciler Komiserliği'nden bahsettik ama Kalkınma Ajansı, UNDP, WHO, World Food Program, Dünya Gıda Programı. Bunlar Türkiye'de aktifler. Ve uluslararası camiadan ki bunun en büyük katkısını AB yapıyor. Onun ötesinde Japonya yapıyor, Amerika yapıyor, Kanada yapıyor. Yeterli mi bu? Kesinlikle yeterli değil. Ama bu katkıda bulunuyor. Ve bu teşkilatlar üzerinden de Türkiye'de çok önemli sayıda programlar yürütülüyor. Ve bunun topluma anlatılması lazım. Toplumun
toplumun güvenini kazanabilmek için ve uluslararası camianın da bir el verdiği, yeterli el vermiyor kesinlikle, bunu ilk söyleyecek kişilerden birisiyim, ama bir el veriyor ve bunu tanıyarak toplumu rahatlatabilmek lazım. Bunun öneminin altını çizmek isterim. Kalemler konusu. Bu konuda da çalışmalar var. Gerçi bu çalışmaların daha düzgün bir şekilde, daha sistematik bir şekilde yapılması lazım. Şimdi Türkiye'ye akan, AB üzerinden akan ve bu bahsettiğim Birleşmiş Milletler Teşkilatları'nın bütçesi üzerinden akan bir kaynak var. Ayrıca da Suriye içerisine yapılan insancıl yardım için gelen kaynak var ve bu kaynağın önemli bir kısmı Türkiye'de harcanıyor ve Türkiye'den satın alınan malzemenin, diyelim bebek bezleri diyelim, yiyecek maddeleri, temizlik maddeleri, hijyen maddeleri, tıbbi maddelerin KDV'si ödeniyor. Bu çok önemli. Gümrüğü çoğu zaman ödeniyor ve bunların Türkiye'ye bir katkısı var. Bu katkıların araştırma üzerinden hesabının yapılması ve Türkiye'ye yapılan katkının ölçülmesi lazım. Spekülatif bir şekilde değil. Ayrıca 9 senedir süre gelen bu krizin diyelim neticesinde çok önemli sayıda iyi yetişmiş Türk gençleri bu teşkilatlarda istihdam ediliyorlar. Sivil toplum örgütleri içerisinde istihdam ediliyorlar ve ben bunların arasında benim eminim Mustafa Hoca'nın, Murat Hoca'nın öğrencileri var. Ben kendi öğrencilerimi uluslararası kuruluşlarda. Evet. Mesela UNICEF'te var, UNHCR'da var, UNDP'de var. Ama hep vardı onlar. Ama sayılar çok arttı. Ciddi bir şekilde arttı. 50 idi mesela IOM'in, evet. 2011'deki personel sayısı şu an 750. Evet. Ve bunun tabii, evet. Ve bunun %99'u Türklerden oluşuyor. Yani evet. Hani bunların örgütün, yarın öbür gün Türkiye'de o sayı azaldığı zaman kalkıp yurt dışına gitme ihtimalleri var mı? Aynı örgütün başka. Şimdi ben onun altını da çizdim. Tecrübe kazanıyor. Kapasite bu insanların gelişiyor. Arasında ben birebir takip ediyorum ama ben bir araştırma görmek istiyorum bu konuda. Sağlam verilere dair. Bunların arasında o teşkilatların içerisinde kıdem kazanan ve yükselenler var. Bunların arasında yurt dışına uluslararası projelere gidenler var. Bu çok önemli bir şey. Niçin? Ben kariyerimin büyük bir kısmını bu konular üzerinde çalışarak geçirdim. 80'lerin sonundan beri. Ve bu teşkilatların içerisinde çok nadiren Türk vatandaşı gördüm. Yani orta kademede, evet. Ve yüksek kademede vardı birkaç tane isim. Üler Kırdar vardı mesela, Kemal Derviş vardı. Hepsini sayabilirsiniz. Ama 10-15 sene. Üst düzeyleri sayabilirsek. 10-15 sene sonra çok sayıda Türk vatandaşını göreceğiz. Ve hocam ben onların bazıları Türk vatandaşı oluyorlar ama mesela yüksekleri zaman sanki bazen diyoruz ki ya burada Amerikalı olsa daha iyi dediğin tavra bürünenler de oluyor işte. Yok de. Bakın bu dünyada önemli bir değişimin parçası. Çünkü bu kurumları 2. Dünya Savaşı sonrasında esasen Amerika kurdurttu. Ve bundan 15-20 sene öncesine kadar bu kurumların üst kademesinin büyük bir kısmı Anglo-Sakson dünyasından geldi. Öyleydi, evet. Yavaş sonra çok Afrikalılar da geldi. Evet. Naziler bile geldi o kurumların başına zaman zaman. Yok, o kadar söyleyemeyeceğim ama. Valdaymış. Evet. Ama Afrikalılar gelmeye başladı. Latin Amerikalılar gelmeye başladı. Ben buralarda olur muyum bilmiyorum ama 10-15 sene sonra Türk vatandaşlarını da göreceğiz. Ve bu Türkiye'nin uluslararası camiadaki şu tecrübesinden dolayı sesini arttıracak, etkisini arttıracak. Bunu da öngörmemiz lazım ve ona göre hareket etmemiz lazım diye düşünüyorum. Ben buradan hemen bu Avrupa Birliği ile ilgili bir şey yapabilir miyim? Eğer arkadaşlar 33. slaytı gösterirlerse bir şey anlatmaya çalışacağım. Şimdi Türkiye'nin Suriyeliler konusunda nasıl bir harcama yaptığını ya da bu konudaki maliyetin ne olduğunu hep tartışıyoruz biz. Avrupa Birliği, biz istediğimiz kadar bağırıp çağıralım Avrupa Birliği'ne, Türkiye'deki mülteciler konusunda en önemli kaynak sağlayıcısı. Ama biz buna rağmen cezayı onlara kesmeyi seviyoruz. Yani Ruslar yardım etmiyor, Çinliler etmiyor, Amerikalılar çok sınırlı, Kanada çok sınırlı, Japonya'dan bir kaynak yani geliyor bir şey ama geliyorsa, asıl kaynak oradan geliyor.
Çünkü ama onlara tehdit şu anda. Şimdi onu söyleyeceğim. Niye geliyor? Tabii bu da kaşa göze değil. Bir biçimde bu sorunu dışsallamaya çalışıyor. Her ülke kendi üzerindeki maliyeti... Yangın Türkiye'de yansın, ben oradan yangın söndürücü yollayayım diyor. Şimdi Fatih Bey, ben Alman Köln Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma vardı. Bir mülteci bize kaça mal olur diye. Onun hesabını yapmışlar. Bir mülteci 15 bin euroya mal oluyor yıllık Almanya'da. Ben de bir simülasyon yaptım. Türkiye'deki Suriyelileri Almanya'ya gönderdim. En azından kağıt üzerinde gönderdim. Sonra bunun hesabını yaptığımda aylık hesaplamalar üzerinden, eğer Türkiye'deki Suriyeliler Almanya'da olsaydı Almanya'ya bunun maliyeti 301 milyar euro olurdu. Uzaklı 10 yılda. Tamam. Ve bu para hani bize yaptığımız pazarlığı biliyorsunuz 4 yıl için biz 3+3=6 milyar alacağız. Yılda 1,5 milyar. Şimdi tabloyu tersine çevirelim. Bu sadece para meselesi değil. Bunu iyi anlamamız lazım. Ayrıca da sosyal dengeler var içeride dediği için. Biz şöyle yapalım. Bugün bizim yönetimimiz desin ki ey Avrupa göndermeyin bize para. Biz size yılda 20 milyar euro vereceğiz. 10 senede garanti ediyoruz. Sadece bizdekinin 1/4'ünü alın. Alın. 1 milyonunu. Bunu Avrupa'da alacak hiçbir hükümet yok. Bu da bize şunu anlatması lazım. Bu iş sadece para işi değil. Paranın ötesinde mültecinin getirdiği tedirginliğin sosyal, siyasal impactlerini düşünmemiz gerekiyor. Biz sanki bu hiç yokmuş gibi davranıyoruz. O ülkeler niye almıyor? O ayrı bir tartışma. Şimdi biz, mesela ben bir Alman bir sefer bana demiş ki hocam bizi çok eleştiriyorsunuz da niye alalım, niye yardım edelim? Biz kendimizi korumak için yardım ediyoruz ama niye alalım? Hani bu niye bizim sorumluluğumuz? Niye Rusların değil, niye İranların değil, niye Amerikalıların değil, niye Avrupalıların? Biz zengin olduğumuz için ama. Aynen öyle. Tamam ama. Mesela diyor ki Suriye krizinde bizim payımız da yok. Hani başkalarında var ama Suriye'de yok. Hani mesela Libya'da var ama orada yok falan. Şimdi bizde tabii konu aynı zamanda duygusal bir başka Avrupa ile olan hesaplaşmamızın bir başka parçası haline dönüşüyor. Avrupa Birliği'nin gönderdiği kaynak hiç küçümsenecek bir kaynak değil. Yetersiz vesaire. Ve hükümetin bence yaptığı önemli hatalardan birisi ve Türk toplumunun rahatsızlıklarından önemli şey bu. Hükümet diyor ki biz işte şu kadar milyar harcadık, bu kadar milyar harcadık ama bunun içinde uluslararası kaynağı göstermemeye özen gösteriyor. Bence bu stratejik bir hata. Böylece Türk toplumu bütün harcanan paranın kendi cebinden çıktığını düşünüyor. Aslında bu kaynakların bir bölümü mesela eğitime destek geliyor, sağlığa destek geliyor, başka alanlara geliyor. Bunun ifade edilmesi lazım. Bundan kaçınmak tersine bir rol ortaya çıkarıyor. Ama hiç kuşku yok ki küresel anlamda bir maliyet paylaşımı, yük paylaşımı ne yazık ki ama bir hayal. Almanya 300 milyar avro harcayacağına 3 aynen. milyar %1'ine meseleyi bizim başımızda yıkabiliyor. Ve sorun sizde kalıyor. Aynen. Yani onun getireceği siyasi etkilerden de uzaklaşmış oluyor. Yani aslında Almanya'yla daha iyi pazara gidip daha fazla paranı bilirmiş. Mutlaka. Yani dolayısıyla bu konudaki pazarlığımızı bu işin sadece para olmadığını düşünerek yapmamız lazım. İlginçmiş. Mustafa Hocam şimdi birkaç tane mesele var. Bu göçte baktığımız zaman Avrupa Birliği de aldı, Fransa da aldı. Tabii milyonlu rakamlar Türkiye'yle değil. Türkiye ile karşılaştırılmaz. 15 bin Suriyeli var Fransa'da. Fransa'da. 15 evet. bin sadece. Şimdi, ve alırken de şöyle yaptılar, yani kremayı aldılar. Tabii. Alırken baktığı yüksek gelir grubuna mensup, işte bankada parası olan, yüksek eğitime mensup, işte mühendis, doktor, bilmem ne. Yani kremayı aldı, aşağısı burada kaldı gibi bir durum var. Özellikle Almanya'ya, Fransa'ya baktığınız zaman. Türkiye'deki mültecilerin... ekonomiye katkısından söz ediyoruz. Belli katkısı var ama Türkiye'nin bu katkıya ihtiyacı var mıydı? Türkiye niye kremayı tutmadı? Yani evet tamam burada istihdama katkıda bulunuyorlar. İşte ben konuşuyorum mesela tarımsal üretimde çok ciddi payları var. Yani Türklerin yapmayacağı işleri yapıyorlar. Ama bir yandan da bakıyorsunuz mesela Mardinli işçiler onun yüzünden işsiz kalıyorlar tarım işçileri. Suriyeliler geldiği için oraya ve işte Mardinli gündelik 60 lira yaparken Suriyeli 30 lira yaptığı için öyle bir çatışma ortamı da çıkıyor ama sonuçta baktığın zaman ne kadar ihtiyacı vardı Türkiye'nin bu mültecilere? Olmasa daha iyi değil miydi böyle bir dert başımızda? İki, Türkiye'deki sosyolojik durumu ne bu mültecilerin? Bu araştırmadan ne çıkıyor? Yani bize gelenler etnik olarak orada da sadece Araplar yok. Kürtler de var, Türkler de var, işte Türkmenler de var. Pek çok etnik grup var, pek çok dini grup var. Bunun sosyolojik durumu nedir Türkiye'nin de kalanların? Şimdi bir kere ya ilk sorudan tabii başlayayım. İhtiyacı var mıydı? Yoktu tabii. Durup dururken kimse, hiçbir ülke, yani Türkiye dahil olmak üzere hiçbir ülke durup dururken şuradan 4 milyon mülteci gelsin demez. Avrupa'da şu anda nüfusu küçülmekte olan bazı ülkeler
düzenli göçmen, değil mi? İş seçerek gücü seçerek aldığı ama sayıları çok az ve mümkün olduğunca da ülke içinde eritebileceği şekilde ve belli iş sektörlerine yönelik alıyor. Mesela Kanada'yı söyledi hoca. 350 bin kişi alıyor ama her sene alıyor ama onun mesleklerini tanımlıyor. Kadınların doğurganlığından bilmem ne ve ülkelerini tanımlıyor. Mesela Türkiye'den 5 bin kişi alıyor. O 350 bin kişinin içinde 5 bin Türkiye'den alıyor ama mesleklerini tanımlıyor ve eğitimlerini tanımlıyor. Dolayısıyla o başka bir şey. O talep ederek almak. Ama mültecilik zaten böyle bir şey değil. Şimdi Türkiye niye yapmadı, niye bu planlamayı yapmadı? Çünkü böyle bir şey beklemiyordu zaten. Yani hatırlayalım bu iş nasıl başladı. Orada bir iç savaş vardı. Orada iç savaşı Türkiye dışarıdan bir şekilde yönetmeye çalıştı ki bunu beceremedi. Sonra işin içine girdi ve ortalık karıştı. Türkiye'de sınır kalmadı değil mi? Türkiye-Suriye sınırı diye bir şey fiilen ortadan kalktı. Geçişkenlik hızla arttı. Savaş ve çatışmalar kuzeye doğru yayıldıkça bu insanlar da Türkiye'ye geldi ve orada sırrı da durduramadınız. Şimdi acil bir durum ortaya çıkınca almak durumunda kaldınız. Beklenti Murat Hoca'nın söylediği ilk günlerde işte siyasilerin söylediği rakamlar ortada. Kimse 1 milyon beklemiyordu. 4 milyona çıktı. 200 milimetre mi dedik? O beklenen o değildi. Dolayısıyla böyle bir bunlar gelenlere ne yaparız planlaması yoktu. Dolayısıyla bir can hıhaş bunları nasıl ülke içerisinde tutarız, ne yaparız? Muhtemelen hani ben de hükümette olsaydım düşüneceğim ilk şey olurdu. Huzuru bozmadan değil mi bunları nasıl tutarım ülkede meselesine odaklanırsın. İkincisi ne yapacağım sorusu. En önemli soru ne yapacağım bunları? O yüzden de yurt dışına kim gidebilirse, başka ülkelere kimi gönderebilirsen, ne kadar gönderebilirsen, muhtemelen ilk günlerdeki ilk hissiyat ve tepki buydu. O yüzden de başka ülkeler işte ben 50 tane alırım ama alırken bunlar doktor olursa, işte mühendis olursa iyi olur dediğinde bir dakika ya eğitimler Türkiye'de kalsın siz şu eğitimsizleri alın gibi bir politikası bu ülkenin olamazdı. Tamam. Zaten başka ülkeler de pek bunu yapamaz. Dolayısıyla şu an yani üniversiteler burada bir bana müsaade edin bir düzeltme yapayım. Ya yani 30 senedir bu işlerle uğraşan birisi olarak mülteciler konusunda Batı ülkeleri cımbızla bunu alıyorum süreci yok. Bu alma sürecinin büyük bir kısmını, tamamını değil, büyük bir kısmını Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yürütüyor. Ve mesela İsveç gibi ülkeler, Kanada gibi ülkeler kotalarını Birleşmiş Milletler'e sunarken diyorlar ki biz özellikle vulnerable, yani güç durumda olan kişilere öncelik istiyoruz diyorlar. Öyle doktorası olan veya profesör olanlara değil. Kim bunlar? Mesela tek aileler, yani bir tek kadınlı ve çocukları olan kişiler. Sosyal konumu uçlarda olan kişiler, sakat olan kişiler, yaşlı olan kişiler. Bunları her isteyen gidip Birleşmiş Milletler'in web sayfalarından çıkarıp bakabilirler. 2015-2016 krizinde de Fransa özellikle gelip Türkiye'deki iyi eğitilmiş mültecileri almadı. Bu insanlar kendi istimleriyle Avrupa'ya gittiler. Şimdi aralarında doğrudur. Göreceli olarak eğitimliler daha yüksekti. Ama bunun nedeni göreceli olarak eğitimli oldukları için oralarda iş yapma imkanları fazla görmeleri mi? Hayır. Dünyayı kavrama, şu telefonları kullanma, yol yordam bile. Hemen bazılarının yabancı dil bilmesi sayesinde de ilişkileri kurabilmeleri, en daha önemlisi olan imkanları vardı. Yani kaçakçılara gerekli ödemeleri yapabilecek imkanları vardı. Bu şekilde gittiler. Yoksa işin başından beri Fransa, Almanya bu insanları istemiyordu. Kendileri gittiler. Bunu bir parantez için. Ben buna ilave bir şey yapayım. Bu çok önemli bir konu. Çünkü Türkiye'de çok düşünülen şeylerden birisi. Ben diyorum ki o insanlar uçakla gitmedi buradan. Hepsi o botlara bindiler, ölümüne gittiler. Ama nasıl oldu? Tam hocamın söylediği gibi 2014'te biz ülkemize geri dönemeyeceğiz. Onu anladıktan sonra Türkiye'de mi kalalım, başka yere mi gidelim tercihini yaptılar. Ve daha nitelikler gitmeye karar verdiler.
Yani tabii ki uçakla gidenler, özel davetle gidenler falan da var ama çok az. Ben Elit Diyalog adı altında çok kapsamlı bir proje gerçekleştirdim Türkiye'de. Türkiye'deki Suriyeli akademisyenleri ve öğrencileri inceledik. Türkiye'deki Suriyeli akademisyenlerin çok büyük bölümü gitmiş. Biz de yaklaşık olarak şu an 600 civarında var. Yaklaşık %90'ı da bundan ilahiyatçı. Kimyacısı, tıpçısı, fizikçisi gitmişler. Çünkü gittiklerinde orada çalışabilecek bir imkanları olduğunu biliyorlar. İlahiyatçılar burada yine de bir şeyler yaparız. Biz bu konuda ilk proje yapma, yani Türk devleti olarak Türkiye'deki Suriyeli akademisyenleri üniversiteye kazandırma projesi yaptığımızda yanlış hatırlamıyorsam 2016'ydı. Yani 2016'ya kadar bir bunların sayıları çıkmamıştı, kimler oldukları belli değildi. YÖK sonra şey yaptı. Daha sonra bir hocam. Bir databank kurdu. Benim bayağı bir şeyim oldu. Sen biliyorsun oldu. İşte. Bir o zaman Murtaza Yetiş Bey vardı başbakanlıkta. Onun da gayretleriyle YÖK'te bir database oluşturuldu. Ama bir şey çıkmadı. Şu an Türkiye üniversitelerinde 400 Suriyeli çalışıyor. Onlar da kendi alanlarında değil Arapça hocası olarak çalışıyor. Büyük bölümü. Ama size daha kritik bir şey sorayım. Şu an Türkiye'de 33 bin Suriyeli üniversite öğrencisi var. Evet. Bunlar mezun olunca sizce ne olacak? Biz onlara Türkiye'de istihdam alanı yaratabilecek miyiz? Türkiye'de ortalama bir üniversite mezunu 5 senede işe girebiliyor. Suriyeliler tabii ki kendilerine herkes, bu da kendi meşru hakları, kendilerine yer ayırmayacaklar. Dolayısıyla bizim özellikle mesela üniversite öğrencilerini Türkiye'de tutmaya çok çaba sarf etmemiz lazım. Türkiye'deki Suriyelilerin sosyolojik yapısına bakmamız lazım. Hangi üniversite tercih ettiğini biliyor musun Suriyeli öğrencilerin? Var, Türkiye'nin her tarafında varlar. Her alanda varlar. Yani mesela böyle yoğun olarak ilahiyat, yoğun olarak tıp vesaire değil. Türk her alanda var. Benzer bir gayet iyiler ve oldukça da başarılılar bence. Ama o çocukların ileride Türkiye'de kalmasını sağlamamız bizim bakımından, sosyal uyum süreçleri bakımından çok kıymetli. Çünkü Türkiye'deki Suriyeli kitlesinin genel eğitim seviyesinin Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğunu biliyoruz. Bizim sosyal köprülere, rol modellere ihtiyacımız var. Bu çocuklara ihtiyacımız var. Onun için bence Türk Suriyeli devletinin... Suriyeli okumuş çocuklar. Aynen. Bence Türk devletinin yaptığı en doğru politikalardan birisi orada üniversiteyi yarım bırakmış gelmiş olanlara kapıların açılması oldu. Ve onlarla birlikte şu an dünyanın bütün o... mülteci yüksek öğrenim rakamları değişti Türkiye sayesinde. Çok başarılı bir şey bence. Ama onlar mezun olduklarında işler daha farklı bir noktaya doğru gidecek ve onları tutmak da çok zor. Tabii aynı şey ama yani Türk öğrenciler için de geçerli. Tabii, yani başarılı üniversite mezunu olan Türk öğrenciler gidebiliyorlarsa yurt dışına gidiyorlar. Yani öğrencilerimizden görüyorum. Şu şeye dönersek hani sorunun ikinci tarafı bunlar nereden geldiler? Yani Suriyeliler diyoruz da Suriye'nin Şam'ından kalkıp gelmediler. Türkiye'ye göç etmiş olanların çok büyük bir kısmı zaten sınır bölgelerinden, özellikle de Cerablus'tan ve altından İdlib'den. Halep'ten tarım bölgelerinden zaten Suriye'nin hani üst düzey eğitimli veya üst düzey görevler almışlı değil. Onlar zaten Lübnan'a gittiler. Onlar hızlı bir şekilde oraya gittiler. Şu anda Suriye'de duruyorlar. Tabii tabii bir kısmı orada, bir kısmı Lübnan'da, bir kısmı çoktan Avrupa'ya geçmiş durumda. Yani parası, imkanı vesairesi olanlar. Bize gelenler büyük kısmı aslında çiftçisi, değil mi? Kırsalda yaşayanı. Dolayısıyla normal şartlarda hani ülke ekonomisine de çok büyük katkı sağlayabilecek durumda olanlar gelmedi zaten. Yani aslına bakarsanız bir yük olarak geldi gelenler. Bir de Mustafa Hocam bir Suriyeli ekonomi uzmanı anlatmıştı. Suriye savaşı çıktıktan sonra dedi bizim ülkeden 60 milyar dolar kaçtı dedi. Kaçtı. Ama bunun çok büyük bölümü Sudan'a gitti dedi. Türkiye'ye gelen kısım Niye 5 milyar euro arası. Çünkü Sudan o andan itibaren onlara hemen vatandaşlık imkanı sağladı. Bankalarda hesap açma imkanı sağladı. Bizdeki Türkler hala bankada hesap açmakta sıkıntı çekiyor. Yani dolayısıyla biz her şeyi çok geçicilik üzerine bina ettiğimiz için o yatırımcının yani da yuvalanmasına... Yani doğru bir politikamız da yoktu yani. Ya olamadı. Yani bizim politikamız şuydu. Esad gidecek, onlar geri dönecek. Yani bununla özetlenen bir politika. Ama artık dönmeyeceklerini biliyoruz herhalde. Şimdi isterseniz tam onu konuşalım mı? Bir reklam arası vereyim. Onu konuşalım. Bir de meselenin güvenlik boyutu var. Onu konuşalım. Tabii. Çünkü bazı siyasi partiler ve bazı siyasiler diyorlar ki bunlar uzun vadede Türkiye'de çok önemli güvenlik sorunları olacaklar. Sizin de söylediğiniz bir şeydi o. Bir etnik problem yaratma potansiyeli barındırıyorlar diye. Başka yerlerde böyle etnik problemleri yaratmışlar mı? Siyaset üzerinde etnik etki yaratmışlar mı? Onları konuşalım kısa bir aradan sonra. Hocam
şeyi konuşuyor. Son sorayım ama sonra verilere geçeceğim. Bu güvenlik meselesi havada kaldı biraz. Yani bazı siyasi partinin bu konuda çok sert yaklaşımları oldu. Hükümetten de faşistlikle falan suçlandı ama baktığınız zaman toplumda da bu yönde bir kaygı olması gayet normal. Hatta devlette böyle bir kaygı yok ise eğer hatadır. Bu illa olacak değil ama buna göre düşünmek, önlemlerini almak gerekir. Yani hiçbir şey de olmayabilir ama hesaba katmak gerekir. Niye? Çünkü Türkiye'nin zaten etnik sorunları var. Türkiye'nin karışık bir etnisitesi var. Özellikle dışarıdan bu etnisiteyle ilgili bir takım gıdıklamalar başladığı şeyler. Anda çok farklı yerlere gitmesi muhtemel. Yine Türk halkının başından beri söylediğim bir sağduyusu sayesinde bir nebze bu şimdiye kadar belli düzeyde kaldı ama gençler hatırlamaz. Bizim yaşımız daha müsait. Türkiye'de Sivas, Kayseri olaylarını, Maraş olaylarını, şunları bunları hatırlayabiliyoruz. O yüzden de ya da işte PKK gerçeği hala sürüyor. Bir etnisite üzerinden bina edilmiş bir terör örgütü kendi halkını bile temsil etmeden uzak olmasına rağmen Türkiye'de 40 yıldır ciddi sıkıntı yaratıyor. Bu bağlamda baktığınız zaman Suriyelilerin önümüzdeki dönemde yaratacağı sıkıntılara karşı ne yapılabilir? Böyle bir sıkıntı ortaya çıkar mı en azından? Olasılık olarak baktığınızda elbette çıkabilir. Zaten güvenlikle ilgili aslında birden fazla olasılık ve problem var. Bir tanesi bir kere Suriye ile ilgili. Yani Suriye sınırı tamamen eski haline gelip kapanıp iki ülke sınırı haline dönmeden ve bunun iki tarafındaki insanlar o sınırı normal devlet sınırı gibi pasaportla geçmeye başlamadan zaten orada büyük bir sorun var. Oradaki sınırın altındaki her türlü problem Türkiye'ye her an aynen sirayet edebilir ve o bağlantılar yani açık bir yara gibi yani üstüne deri o devam ediyor. Gibi. Burada illa Suriyeli mülteciler üzerinden olacak demiyorum. Zaten başka bir sürü bağlantısı var. İşte daha geçen hafta IŞİD'in değil mi Türkiye'deki ne dediler? Sözde emir mi diyorlar ona? Sözde emiri yakalandı. Dolayısıyla o bağlantı, o ilişki ve temas devam ediyor. Gelenin gidenin her zaman tam olarak ne olduğunu tespit edemiyorsunuz. Bu bir sorun. Burada bir güvenlik sorunu var ve o devam ediyor. İkinci güvenlik sorunu sizin söylediğiniz ülke içiyle alakalı. Türkiye gibi farklı kimlikler üzerinden çok sorun yaşamış ve yaşamaya devam eden bir ülke. Burada dinsel kimlikler, etnik kimlikler, sosyal kimlikler üzerinden çok farklı problemleri olan bir ülkeden bahsediyoruz ve sürekli olarak da birlik beraberlik konuşuyorsa ülkedeki siyasiler aslında anlamamız gereken ciddi bir birlik beraberlik sorunu olduğudur o ülkenin. Bu ülke 1980'lerin ortasından bugüne kadar ciddi bir etnik problemle yaşıyor ve bunun çatışmalarını sürdürüyor. Sınırı aşan bir problem üstelik de bu. İki, bu ülkenin geçmişinde tecrübesi var. Uluslararası müdahaleler ve karışmalar tecrübesi var. Yani sadece PKK meselesinden bahsetmiyorum. Osmanlı geçmişinden Cumhuriyet döneminin hepsi içerisinde zaman zaman farklı azınlıkların dışarıdaki farklı devletler tarafından korunduğu, kollandığı veya kullanılmaya çalışıldığı örnekler var. Her zaman böyle olduğu anlamında söylemiyorum. Türkiye'de bazen de bu iş çok uç noktaya götürülüyor ve azınlık olan herkesin bir ajan olduğu bir tehdit oldu. Tehdit oldu. Öyle onu da söylemeye çalışmıyorum. Bu yanlış anlaşılmasın ama böyle bir potansiyel vardır ve karıştırmak isteyen için bu uygun bir meseledir. Bir başka şey, şimdi güneyden başladık. Yine ülke içi, ülke dışına çıkalım. Korona olayı başladığı aşamada biz başka bir şeyle uğraşıyorduk aslında. İdlib ve Yunanistan meselesi. Yani Türkiye'nin Batı ile olan sınırlarında ve Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde bir güvenlik problemi olarak bu ortada duruyor. Avrupa Birliği bunu bir güvenlik problemi olarak tanımlıyor. Ve Türkiye sınırlarında, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarında Avrupa Birliği'nin yürüttüğü bir operasyon var şu anda. NATO'nun, Türkiye'nin de onayıyla o zaman desteğiyle Ege'de yürütmekte olduğu bu mültecilerle ilgili bir operasyon var. Yani bir donanma orada mültecilerin geçişine engel olmaya ve nezaret etmeye çalışıyor. Bunun ötesinde örneğin bir saçma sapan yüzen aletlere bindiklerinde değil mi? Teknelere biniyorlar vesaire. 15 kişi ölüyor, 40 kişi ölebiliyor. İşte Ajlan Bebek değil mi? Türkiye'de de dünya basınında da yansıdı. Bütün bunlar Türkiye'nin uluslararası imajlarıyla ilgili problem oluşturuyor. Gerçi o imaj açısından baktığı zaman İtalyan imajı bizimkinden beter yani. Tabii. Binlerce yani. Mülteci olan gemileri açık denizde bırakıyorlar. Tabii. Yüzlercesini suyun içe bırakıyorlar. Yunan mesela sizin literatürde yani göç literatüründe ittirmek diyorsunuz galiba değil mi? Yunanların Ege'de Türkiye'den
kaçak olarak geçmeye çalışanları geri ittiklerini, geri ittiklerini biliyoruz. Dolayısıyla ama bunlar güvenlik problemi olarak hepimizin başına dönüyor. Arada konuşuyorduk. Hani Türk-Yunan ilişkileri son dönemde inanılmaz gergin. Ama bu gerginliğin başlama noktalarından bir tanesi de Trakya'daki bizim mültecilere kapıları açtık dememizden sonra başlayan mesele. Oradaki iki ülke arasındaki, daha doğrusu Yunanlıların Türklere yönelik olarak güvenini kaybettik. Suriyeli sayısı çok azdı. Genellikle çok, %10 kadardı benim hatırladığım kadarıyla. Çünkü Suriyeliler işte belki rakamlarda göreceğiz. Suriyeliler Türkiye'de yerleşik hale büyük ölçüde geçtikleri için onlar artık gitmeyi düşünmüyorlar. Ama bu kaçak gelenler özellikle oraya gitmişlerdi. Fakat sonuç itibariyle bunu bizim bir güvenlik literatüründe silahlaştırdık bunu. Güvenleştirdik, güvenlikleştirdik bu sorunu biz. Yani bunu bir güvenlik meselesi haline getirdik ve bir silah olarak kullanmaya çalıştık Yunanistan'a ve Avrupa Birliği'ne karşı. Ve karşı taraf da bunu aynen bu şekilde algılıyor. Hani biz böyle çalışıyoruz ama karşı taraf da bunu öyle algıladığı için bu sefer güvenlik önlemleriyle karşılık veriyor. Ne yapıyor? Yunanistan ve Bulgaristan sınırına duvar örüyor. Aynı duvarı biz de Suriye sınırına örüyoruz. Şu an Ege'de yüzen duvar hazırlığı var. Tabii. Yani bu Şubat pandemiye takıldı. Yoksa yapıyorlardı. Yüzen duvar. Yüzen duvar. Tabii tabii. Şeyin içinde, denizin içinde. Deniz nasıl geçecek? Bu mültecilerin geçeceği alanı dikkate alarak yapacaklar onu. Bir de bunun en son hani işte ne kadar güvenlik, işte güvenlikleştirdiğiniz kadar güvenlik sorunu olan uyum bağlantılı sorunlar. Türkiye'de henüz o boyutta değil belki ama en son yerel seçimlerde bu bir siyasi mesele olarak gündeme gelmişti. Avrupa'da çok daha fazla. Avrupa'daki sistem karşıtı, ırkçı, sağcı, popülist partilerin hemen hepsi aynı zamanda mülteci karşıtı, yabancı karşıtı bir duruş sergiliyorlar. Ve bu o ülkelerdeki, örneğin Almanya'daki, Fransa'daki daha merkezdeki partilerin politikalarını giderek sağa kaydırmalarına... Mesela Türkiye'de politikaları etkilemiyorsun ki. Mesela son seçimlerden önce Urfa'da mesela hocamın da dediği gibi, ben de Urfa'ya gitmiştim şahsen sırada. Konuştuğun zaman herkesin muazzam bir tepkisi vardı. Yerel otoriteler hiç mesela. Yerel otoriteler diyordu ki kardeşim doğru tepki var ama işte Siirt'teki fındığı, fıstığı bundan olmazsa toplayamazdık. İşte bilmem ne dedi, İsa'yı bundan olmazsa toplayamazdık falan diyorlar ama bir yandan da halkın muazzam bir tepkisi var ama mevcut siyasi iktidara, yani bu işin sorumlusu olan siyasi iktidara destekte de en ufak bir azalma olmadı o kentlerin hiçbirinde. Şeyde anladığım kadarıyla yani iktidar partisinin kendi raporlarına hocam, yansıyan benim bildiğim İstanbul'u kaybetmek konusunda bunu çok öne çıkarttılar. Ama bence o birazcık da kendilerini rahatlatmak. Olabilir. Evet, ben katılıyorum. Bahane buldular. Ben katılıyorum. Yani. Bakın ben geçen hafta bir çalışma yaptım. Siyasi etkisi ne oluyor diye. 2011'den 2018'e kadar 4 seçim yapılmış Türkiye'de. Şimdi Suriyelilerin sorumlusu eğer hükümetse, hükümet partisinin oy kaybetmesi gerekir. Baktım, hükümetin şu ana kadar 2011'den 2017'ye kaybettiği oy Türkiye ortalaması %7,5. İstanbul, İzmir ve Ankara'ya baktım %7,8. Urfa, Antep, Hatay, Kilis'e baktım 5,5. Yani Türkiye ortalamasının altında. Yani hem az önce de onu söyledik ya, bir taraftan halkla konuştuğumuzda bir sürü şikayet geliyor. Ama siyasete bu dönüşmüyor. Ama bir şey söyleyeyim hazır bu vesileyle. Bazen diyoruz ya Suriyelilerin bize maliyeti nedir? Bence çok yönlü, çok maliyeti var. Ama yaşayabileceğimiz en büyük maliyetlerden birisi ileride siyasi kemikleşmenin, daha ırkçılık temelli bir milliyetçilik dalgasının çıkarsa, Türkiye'yi sarması. Evet, olmadı. Aslında bu kadar çok nefret toplumu haline gelen bir toplumda en çok dikkat etmemiz gereken bu işi nasıl yönetebiliriz? Acaba soruna dönüşmeden ve başkaları kaşımadan biz bu işi nasıl yönetebiliriz? Ona yoğunlaşmamız lazım. İstiyorsanız bu vesileyle bu geri dönüş eğilimleriyle ilgili lütfen hocam onu anlatırsanız çok sevinirim. Arkadaşlar herhalde yansıtacaktır onu. Evet. Eğer 13-14'ten başlayalım arkadaşlar. 13 önce. Şimdi programın başında da konuşmuştuk. Bana kalırsa Türk toplumu siyasilerden çok daha fazla gerçeklikle yüzleşmiş durumda. Biz Suriyeliler döner mi diye Türk toplumuna sorduğumuzda toplamda %90'ın üzerindeki en fazla yarısı döner diye düşünüyor. Yani en fazla yarısı döner dediğiniz bile 2 milyon demek. Bu çok büyük bir sayı. Dolayısıyla Türk toplumunun artık bunların kalıcılığına gayet ikna olduğunu görüyoruz. Şimdi hemen bir sonraki slayta geçelim. Tamam kalıyorlar, biz buna ikna 14 olduk. 14 arkadaşlar. Biz ikna olduk. O zaman peki biz bir arada huzur içinde yaşayabilir miyiz? %82 2017'de, %75 2019'da,
Türk toplumu Suriyelilerle huzur içinde bir arada yaşayabileceğimize inanmıyor. Ama inanının oranı biraz artmış gibi. Artmış. Yani şöyle 8'den 11'e çıkmış. Evet. 3 puanlık bir artış var. Bir sonraki slide'ı alabilir miyiz acaba? Evet. Şimdi Türkiye'de kalıyorlar Suriyeliler. Peki nerede yaşasınlar diye bir soru daha sorduk. Sadece %15 civarında Türkiye'de dengeli dağıtılmalı, istedikleri şehirde yaşayabilmeli diyor ama onun dışındakilere bakın. Suriye'de kurulacak güvenli bölgelere gönderilmeli, her halükarda geri gönderilmeli, sadece kamplarda yaşamalı ve onlara özel şehir kurulmalı. Yani bir izolasyon. %90'ı, %85'i izolasyon. Yani Türk toplumu hiçbir şekilde Suriyelilerle bir arada yaşamaya hazır görünmüyor. Bugüne kadar hazır bu işi üretiyor olması büyük bir başarı. Bu dayanıklılığın sürdürülebilir kılınması lazım. İsterseniz bir de Suriyeliler kısmına bakalım. O tabloları da arkadaşlar hazırlamışlardı sanıyorum. Biz Suriyelilere de sorduk. Bunun öncesinde Türk toplumu Suriyelileri kaçıncı sorun olarak görüyor diye sorduk. Ve bunun ortalaması alındığında 3.3. sorun, en önemli sorun olarak görenlerin oranı %27. İkinci önemli sorun %14, üçüncü önemli sorun %18 ama totalinde 3.3. büyük sorun olarak görünüyor. Bunun yakın zamanda siyaseti etkilememesi mümkün değil. Hatta bence yani işsizlik, terör gibi sorunlar arasında yerini buluyor. Ve hiç kuşku duymuyorum ki yakın zamanda öyle mikro partiler kurulacak, Avrupa'da da gördüğümüz gibi doğrudan mülteci karşıtlığı üzerine bina edilen ve yine de şu an son dönemde kurulan partilerden bile daha fazla oy alabilirler. Yani böyle bir risk ortada. Yani Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a neyse o konuya ben girmeyeyim ama böyle bir risk var yani. Daha sonraki slayta geçebilir miyiz acaba? Suriyelilerin geri dönüş eğilimleriyle ilgili. Şimdi bir de bu da çok önemli bir şey. Biz uzun süre bunun övüncünü yaşadık. Dünyada büyük kahramanlık yaptık. Bütün işte dünyaya ders verdik. Onlar çelme takarken, çit örerken biz onları kucakladık dedik. Doğru. Ama artık bu konuda övünme alanının da çok azaldığını görüyoruz. %1.8 mi bu? Bu bir puanlama. 5 üzerinden bir puanlama. Ama bunun da 2017 ile 2019 arasında çok ciddi bir kayıp olduğunu görüyoruz. Yani bu artık toplum bu konuda çok fazla bir siyasi söylene... Bunu bir övünç vesilesi yapmıyor. Yapmayacaklar. Sonraki slayta geçelim isterseniz. Bu arada Suriyeli sığınmacılar ülkemize konuşan yararlı diyenlerin puanı da çok düşük. Evet evet. Zaten hepsi çok çok alt düzeylerde. Bir sonraki slayta görebilir miyiz? Bu Türkiye'deki Suriyelilerin çalışma durumlarıyla ilgili bir şey. İsterseniz elimizdeki diğer slayta geçebilirsek. Bir sonraki arkadaşlar. 17 olması lazımdı ama. Devam edelim. 17. Bu gitme eğilimi. Yok. Bir saniye ben olmazsa buradan tekrar... 17-31 sonra da. Dönme eğilimi çıktı. Dönme eğilimi. Şimdi bakın 12 ay içinde yani özellikle bir limit koyalım dedik. Böylece biraz daha netleştirmiş oluruz. Hani yoksa gitmeyi düşünüyor musun? Herkes söyler. Bugün Almanya'da 60 senedir yaşayan Türklere soruyorsunuz. Düşünüyorum diyor. Ama bunun bir somutluğunun olması için 12 aylık bir süre tanıdık. %6-8 geri dönmeyi düşünüyorum diyor. Ama geri kalanının çok muğlak olduğunu görüyoruz. Şimdi bir sonraki slayta gelelim. Asıl çarpıcı olanı orada göreceğiz sanıyorum. Evet. 2 sene içinde korkunç bir değişim var. Genel olarak Suriye'ye dönmek konusundaki ifadelere soruyoruz. Bu soruyu Suriyelilere soruyoruz. Suriyelilere soruyoruz. Bu Suriye bayrağının olduğu yerler, hani o bayrağı koyarken de biraz tereddüt ettik ama öyle ya da böyle. Bunlar Suriye, Arap Cumhuriyeti vatandaşları, onun için Suriye bayrağı koyduk. Suriye'ye dönmeyi hiçbir şekilde düşünmüyorum diyenlerin oranı... %16.7'den 51'e çıkmış 2 sene içerisinde. Bu aslında Suriyelilerin kalıcılık eğilimini bundan daha net bir şey ortaya koyamaz. Dolayısıyla bakın ikinci şey, Suriye'de savaş biter. Bizim istediğimiz bir yönetim oluşursa, ki eskiden hep bunu söylüyorlardı. O zaman da eskiden %59 diyordu dönerim, şimdi o da %30'a düşmüş. Yani bütün bu oranlarda müthiş bir düşme var. Bir sonraki slide'ı görebilir miyiz? Yani hocam şunu diyebiliriz. Suriye'de olan bitenler artık Suriye'den Türkiye'ye gelmiş göçmenleri pek de ilgilendirmiyor. Bence ilgilendirmeyecek. Ve dönüşlerinin Suriye'de bir alakası yok artık. Yani onlar artık Türkiye'de yeni bir hayat inşa ettiler. Bundan bizim mutlu olup olmamamızdan bağımsız bir biçimde. Ama onlar için burada Suriye'de olup biten artık çok tali bir konu haline bizim dönüştü. İçin ne kadar önemliyse onlar için artık o kadar önemli Suriye'de olanlar. Burada da az önce hani Avrupa vesaire konuştuk. Çünkü biz çok sık bir biçimde de Avrupalılara işte kapıları açarız falan diyoruz. Biz kapıları açarsak bunun Avrupa'ya etkisi var. Çünkü özellikle çok ciddi bir düzensiz göçmen stoğuna dönüştü Türkiye. Şu an 1 milyon civarında düzensiz göçmen Suriye'de. Suriye'de dışında. Suriye'de dışında.
Geçen sene sadece gelen Afganlı sayısı 200 binin üzerinde. Büyük bölüm Afganlılardan. Peki Suriyelilere de durum ne dedik? Şimdi bunda birazcık bir yükselme var. Üçüncü başka bir ülkeye gitmeyi düşünür müsünüz dediğimde hiçbir şekilde gitmeyi düşünmüyorum diyenlerin oranında biraz düşme var. Fırsatım olsa giderim diyenlerin oranı yükseldi. Ama Suriyelilerde fırsatım olsadan kasıt daha çok davet. Yani tekrar bota binmek ya da sınır kapısını zorlamak gibi bir maceranın içine girebilecek gibi görünmüyorlar. Dolayısıyla bu konuda hem kendimizin ne yaptığını iyi görmemiz lazım. Tamam, Avrupa'ya bu konuda baskı yapmayı ben anlayabiliyorum. Politika bu konuda etkili de olabilir. Ama Türkiye'deki Suriyelilerin Türkiye'de bayağı stabilize olduğunu, burada hayatlarını inşa ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla bunda sosyolojik olarak çok bir değişim olmayacak. Hani tekrar dönüp dönüp söylüyoruz çünkü eminim bu konu çok tartışılıyor. Bu bir tercih değil. Türkiye'deki Suriyelileri Türkiye'ye getirenlerle ilgili eleştirileriniz olabilir. Bu konudaki politik hataları yapanlarla ilgili eleştirileriniz olabilir. Ama rica ediyorum, akademisyenler bir şey söylüyorsa bir tespit yaptığımızı, doğal olarak bizim de duygularımız, görüşlerimiz var. Ama akademik bir tespit yapmaya fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Ben böyle olsun istiyorum demiyorsunuz. Hayır hayır. Yani bu tablo bu diyorsunuz. Tablo bu. Dolayısıyla bir arada yaşamayı huzur içinde, en az huzurumuzu kaçıracak şekilde nasıl yaşayacağız ona bakmamız lazım. Ve şunu söylüyorum, bazen duyduğumda da biraz bana garip geliyor. Bunu bir kazanca dönüştürelim. Bence bunun çok kazanca dönüştürecek bir hali yok. En az zararla nasıl atlatabilirizin derdinde olmamız lazım. Yani bir kazanca dönüşmez ama ben zararı minimize etmeye çalışmak yani lazım. Zararı azaltmaya çalışmak lazım diyorsunuz. Ama biliyoruz ki dönmeyecekler artık. Aynen öyle. Suriyeliler bizim. Peki bunlara bir an önce vatandaşlık vermek mi iyidir hocam, yoksa... Aslında vatandaşlıkla ilgili şeyler vardı. Şimdi vatandaşlık bir taraftan iyi. Vatandaşlık bu tip politikalarda değerli bir şey. Ama hangi kriterlere göre verdiğimizi hala kimse bilmiyor. Bilmiyorum. Türkiye'de istisnai vatandaşlık veriliyor. Şu ana kadar verilen yaklaşık 120 bin. Bu konuda toplumdaki tedirginlik peki çok yüksek. Peki buna hangi illerde daha yoğun biliyorsunuz? Aslında şöyle, başlangıcında valiliklere bir yazı gönderildi ve valiliklere denildi ki sizin iliniz sınırlarında kayıtlı olan Suriyelilerden nitelikli gördüğünüz ve hani vatandaşlık vermemizin iyi olacaklarını bildirin dediler. Ama yanlış bilmiyorsam ilk başta 15 bin kişilik bir liste geldi. Yani öyle çok da nitelikli bulamadık. Sonra bu listeler genişletildi. Vatandaşlık nitelikli gördüklerinizi ülkede tutmak bakımından önemli ama aradan 10 sene geçti. Geri kalanlar hangi statüde? Geçici koruma statüsünde. Bu da ila nihaya devam edebilecek bir durum değil. Bizim mutlaka başka çözümler bulmamız lazım. Yani geçici koruma statüsüyle vatandaşlık arasında bir uçurum var. Ne orada ne orada olması, daha ortalarda özellikle mesela geçici ikamet izniyle vesaire bir şey yapmamız lazım. Geçici vatandaşlık yok ama ikamet izni verebilirsiniz. İkametle kalabilir. Belirli koşullar altında vatandaşlık kapıları açılabilir. Ama bunun da topluma anlatılması lazım. Çünkü benim yaptığım bir başka çalışma yakın zamanda Uluslararası İlişkiler Dergisi'nde yayınlanacak. Siyasi parti bazında bu konuya bakışa bakıyoruz. Vatandaşlık konusuna herkes feryat ediyor ve herkes buna isyan ediyor. Ve şöyle görünüyor, yani vatandaşlığı bunlara AK Parti verecek ve bunların oylarını AK Parti'ye oy verecek. Bunun karşılığında vatandaş olacak deniyor. Ama Suriyelilerle yapılan röportajlarda da genellikle onlar AK Parti'ye daha yakın durur söylemler içinde oldukları için, ama Türkiye'de kimle röportaj yapsa öyle diyor zaten genellikle baktığınızda. O yüzden de ya bunlara oy atacak çocuklar, 4 milyon oy gelecek diye bakıyorlar. Yani 5 milyona yakın Arap bu ülkeye giriş yaptıysa, Türkiye'de bir de Arap nüfus var. Aynen. Şimdi etnik sorun yaşayan Kürt etnisitesiyle bir etnik sorun yaşayan ülke açısından belli bir miktara ulaştığı anda, azınlıklar belli bir miktara ulaştığı anda problem olma ihtimali de daha fazla artıyor. Dolayısıyla Arap nüfusu çok artmış olması... Tabii. O da belli bir kesime, en azından herkes açısından değil ama belli bir kesim için ciddi bir tedirginlik yaratıyor. Yani şöyle bir şey, biz Avrupa'daki Türklerimize baktığımızda gururla onların Türk bayrakları taşıdıklarını, hatta kendi siyasi partilerini kuruyorlar. İşte Mesut Özil olayını yaşadık, bir sürü şeyle. Biz yurt dışında kendi insanımıza baktığımızda, oranın vatandaşı da olsa, ortaya koyduğumuz algıyla kendi ülkemizdeki yabancıya karşı koyduğumuz algı arasında uçurumlar var. Dolayısıyla bu konuda bir yani önce... Yani oradaki Türklüğünü kaybetmesin, buradaki Suriyeli Suriyeliğini kaybetsin istiyoruz. Aslında özetle biz, mümkünse bize asimile olsunlar istiyoruz. Bu da öyle, hele böyle büyük bir kitlenin kısa zamanda olabilecek bir şey değil. O konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Yerel uyum süreçlerini çok önemsememiz gerekiyor. Çünkü İstanbul dediğimiz yerde 39 ilçe var. Bazı ilçelerde nüfusun %25'ini bulmuş, bazılarında binde bir bile değil. Her ilçe bazında özel uyum çalışmaları gerekiyor. Ve bu uyum çalışması Suriyelileri sevmek, onları Türkiye'de tırnak içinde beslemek falan gibi bir şey değil. Eninde sonunda nefret herkesi yakan bir şey. Kötülük herkesi yakan bir şey. Dolayısıyla bizim bu insanlarla huzur içinde nasıl yaşayacağımızın yolunu bulmamız lazım. Çocukların eğitimidir,
sağlıklı iş bulmalarıdır, hakarete uğramamalarıdır. Bütün bu konularda hepimize düşen görevler var. Siz istediğiniz kadar bu olayın müsebbiplerine laf sayabilirsiniz. Ama müsebbibine laf saymak sizin sorunla yüzleşmenize engel olmamalı. Bir sorun varsa o konuda ne yapacağımız konusunda da tecrübelerle, dünyada olup bitenlerle ve Türkiye'nin kapasitesiyle düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Buradaki ana fikir çeşitlilikle yaşamayı öğrenmek. Bu çeşitlilikle yaşamayı becerebilen ülke şu anda ben düşünemiyorum. Eskiden vardı ama giderek azaldı. Aynen. Mustafa Hocam beni kurtardı hocam. Orada. Bakın Amerika'nın imajı... İç savaşın eşiğinde bir ülke imajı veriyor. Aynen. Oraya geldik. Bugün Almanya belki durumu idare etmeye çalışıyor. İngiltere sanki en iyi idare edendi yakın zamana kadar. İsveç'in Brexit çok oylaması ama tam da bunun karşılığı evet. Yapıldı yani. Evet, doğru. Ama mesela şu anda Londra en büyük ikinci Fransız şehri. Paris'ten sonra en fazla Fransız'ın yaşadığı şehir Londra mesela. Evet ama Londra'nın 20 kilometre dışına çıktığınız bir zaman... Bir tane göremezsiniz. Tamamen farklı bir şey var. İngiltere'de yapılan kamuoyu araştırmalarında evet. Şeyi soruyor. Pardon hocam sözünü kestim. Bu ülkede ne kadar siyah derililer yaşıyor diye soruyorlar. Yani onlar kullandığı için ben de siyah derili diyorum, benim tercihim değil. Halk ortalaması %18 çıkıyor. İngiltere'de %2 falan aslında. Evet. Yani algı tam negatif ve tersine evet. Bir algı. Aslında Londra dışında da kolay kolay göremezsiniz. Yani evet. Birmingham'da siyahileri göremezsiniz. Ama yani biraz Londra'da görürsünüz o kadar yani. Ama öyle bir dinamiğin içerisindeyiz ki siyasi dinamik yani bir tek Türkiye'de değil. Çeşitli ülkelerde ve özellikle de Amerika'da şu günlerde siyaset tam aksi yöne doğru gidiyor. Gerdiriyor ve bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde iç savaşın patlak vermesi tehlikesi konuşuluyor. Konuşuluyor. Biraz evvel konuştuğumuz konuya da o çerçeveden bakmamız lazım. Aileniz Türkiye için söz konusu önümüzdeki dönemlerde. Yani ben öyle söylemiyorum. Ama çeşitlilikle yaşamayı öğrenemediğimiz, bunu ileriye sürmeye çalışmak... Hocam bilenler unuturken biz nasıl öğreneceğiz? Hocam tam onu söyleyeceğim. Yani çok tekçi gidiyoruz ya. Dünyanın konjonktürü şu anda tam tersine gidiyor. Yani artık entegrasyon dönemini 80'li yıllardan sonra... Yani Soğuk Savaş'ın bitimi tam entegrasyon dönemlerine denk geldi. 90'lı yıllarda tüm dünyada modaydı. Hoşgörü, uyum, entegrasyon kullanılan kelimeler bunlardı. Şu anda öyle değil. Şu anda tamamen ayrıştırma üzerine bina edilen bir siyaset var. Ülkeleri ayrıştırıyor, ülkelerin içine ayrıştırıyor, kimlikleri ayrıştırıyor vesaire. Şimdi Türkiye'de hatta neredeyse mikro kimlik ayrıştırmaları başladı. Türkiye'de evet. Zaten bu sorunlar hep olan bir bunun sonu var. Nedir? Bunun sonunu yaşadık. Yaşadık. Tarihte yaşadık yani. Biz birinci elden Allah'tan yaşamadık ama bir tarih. Ama bu ülke yaşadı. İkinci Dünya Savaşı. Bugün 6 Eylül. Ve onun öncesinin Almanya'nın hali. Bugün 6 Eylül'ün yıldırım zaten. O yüzden program evet. İnşallah onlar olmaz. Ama şöyle bir şey var. Dünyadaki eğilim gerçekten o anlamda endişe verici. Hani biz Türkiye'de sadece söylendiğini sanıyoruz. Bu yerli millinin artık dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde herkes yerli milli Trump diyor. Ve yerli milli dediğiniz şey bir süre sonra size sonradan katılanları hazmetmeyi çok zorlaştırıyor. Ve toplum yerli ve milli olarak algılamadığı her şeyi düşman olarak, işte kötü olarak, hain olarak etiketliyor. Böyle bir toplum içinde hani hocamın söylediği o çeşitliliği yaratmak ve o çeşitlilik içinde, huzur içinde yaşamanın çok zor olduğu açık. Dolayısıyla bu Suriyeliler konusu bizim... Hani herhangi bir konu ve kahramanlık hikayelerimizi anlatacağımız bir şeyin ötesinde olmalı. Dünyanın hiç yapmadığı şeyleri yaptı Türkiye. Türk toplumunun, devletinin, bürokratların olağanüstü. Bakın Göç İdaresi Genel Müdürlüğü dediğimiz kurum 2014 yılında kurulabildi. Kurulduğunda 1,5 milyon Suriyeli vardı Türkiye'de. Buna rağmen bütün kurumlar olağanüstü çaba gösteriyorlar. Hepsini takdir etmek lazım. Türk toplumu olağanüstü bir dayanıklılık gösteriyor. Ama bu konu Türkiye'nin tarihini etkileyebilecek sosyolojik sıkıntıları beraberinde getiriyor. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Dış politikamızı etkileyecek bundan sonra hocamın az önce söylediği gibi biz zaten başımıza ne gelse bunu kim karıştırdı, kim kaşıdı falan diyoruz. Kürtlerle ilgili bir şey olunca, Alevilerle ilgili hiç bir şey olunca suç vesaire. Bizde olmaz asla. Ha, şimdi Suriyelilerle ilgili kaşıma kanalları da çok yüksek. Tabii. Ve gerçekten bu toplumun kendi içinde aynı yakın geçmişi almış, aynı travmalardan geçmiş, aynı dönemde gelmiş ve kendi içinde getolaşmış bir toplumun ülkeye ne getireceğini hepimizin salim bir biçimde düşünmemiz lazım. Bunu düşünmek, ne şunu sevmek ne bundan nefret etmek anlamına geliyor. Ülkeyi sevmek adına yani bunu yapmak lazım. Ilin peki hocam bir şey soracağım. Kemal hocam mesela
benim yıllar önce gündeme getirdiğim bir şey vardı kendi kendime. Türkiye'nin kendi internlandı içerisinde büyük ekonomik güç olmasının ve bir imparatorluk makinesi olmasının şeyiyle diyordu ki Türkiye niçin Green Card benzeri atıyorum işte şimdi mesela AK Parti çok seviyor o rengi. Turkuaz kart çıkardı falan lan. Gibi. Turkuaz kart çıktı 2 sene önce. Çıktı. Hayır. Ama daha uygulamaya başlamadı mı? Başlamadı. Çıktı. Turkuaz kart mesela çıktı. Bu, böyle bir şey vermek, bu Suriyelileri tam olarak başı boşluktan ve hatta bir anda başı bozukluktan çıkartıp belli bir düzen içerisine almak, belki bir şekilde onlar için ayrı bir askerlik benzeri bir kamu görevi veya bir şeyle belli bir eğitimi zaruri tutmak gibi şeyler düşünmek gerekmez mi? Nasıl yapılmış dünyada bu işler? Ama o zaman bizim aşağı yukarı 2003, 2004, 2005'teki konumumuza dönebilmemiz evet. lazım. Yani bizi uluslararası camianın model olarak gördüğü döneme dönmemiz lazım. Evet. Hem dış politikamız açısından, unutmayalım detaylara girmeden, Avrupa Birliği hem de demokrasimiz konusunda, insan hakları performansı konusunda... ki bir noktaya dünya bunu oraya gitmediğine lazım. Göre biz de gidemeyiz oraya tekrar gelelim. Evet maalesef. Dünyaya önce olduğumuz bir tamam. alan değil bu yani. Değil, evet o zamanlar bizi... Örnek olduğumuz bir alan değil şimdi en azından. Bizi çeken bir lokomotif vardı ama o lokomotif de zaten sorun yaşıyor. Kendisi geri kaymaya başlıyor. Evet. Çok zor ama hadi ben yine de pozitif bakmak istiyorum bu konulara. Bu toplumun, bu ülkenin bunun altını Murat Hocam birkaç kere çizdi bir tolerans kapasitesi, çeşitlilikle yaşama kapasitesi de var. Ve bir takım son zamanlarda yapılan araştırmalarda bu da ortaya çıkıyor. Buna metropolleşme deniyor. Yani kırsal bölgeden şehire, şehirden metropole gelince karşılıklı farklılıkları öğrenme ve onunla bir yaşama süreci olduğunu da söylüyor araştırı Elmalar. Büyük kentlerde olabiliyor, küçük kentlerde olmuyor. Amerika'da da öyle mesela. Tamam ama Türkiye'nin nüfusunun önemli bir kısmı da bugün artık metropol. Evet ilginç olan mesela Türkiye'nin %20'si İstanbul'da yaşıyor. Suriyeli'nin %25'i hemen İstanbul'da yaşıyor. Evet. Yani benzer oranlar. Aynen. Ama burada siyasi liderlik çok önemli. Yani birilerinin lokomotif görevi. Tabii siyasi lidere öncelikle evet, şunu okuması lazım. Evet, buradaki sayılar, veriler kıymetli. Rüya görmemek lazım. Çok teşekkür ediyorum. 2 saat çok hızlı geçti. Demek ki evet. iyi anlattınız. Büyük heyecan denedik. Bu program 2 saat yetmiyor arkadaşlar. Belki yeni yayın dönemi başlıyor yarın. Belki bizi de biraz 1 saat uzatırlar. En azından pazar programına. Herkese çok teşekkürler. Hemen söyleyeyim değerli izleyiciler. Birkaç noktaya değinmeden kapatmayayım. Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı bugün 4 milyona yakın. 3 milyon 900, 3 milyon 800 bin civarında. Suriyelilerin Türkiye'ye gelmesinden bu yana Türkiye'ye doğan Suriyeli sayısı da 700 bine yakın. 30 bin civarında Suriyeli öğrenci Türk üniversitelerinde okuyor ve bunlar yakında mezun olacaklar. 1 milyon kadar Suriyeli Türkiye'de istihdam ediliyor. Bunların büyük bölümü aynen Türk vatandaşlığında olduğu gibi kayıt dışı istihdam. Suriyeliler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak Türk vatandaşlarının yeşil kartı benzeri bir şekilde faydalanıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti hiçbir Suriyeli açıktan bir para vermiyor. Yani Suriyelilere bir maaş bağlanması söz konusu değil. Ancak Türkiye'nin bunlara bir masraf ettiği açık ve harcanan paralar büyük oranda hizmetlere harcandığı için bu maliyetin unsuru bahseden 40-45 milyar dolarlar yoksa Suriyelilerin eline nakden verilmiş paralar değil, yardımları içeren rakamlar. Avrupa Birliği'nden hiç para gelmediği doğru değil, geliyor ancak cüzi miktarda geliyor. Almanya ile yapılan anlaşmanın 6 milyar euro getireceği biliniyor Türkiye'ye. Bu PDRP giriyor, girişinde gidişinde sorunlar oluyor. Türkiye'den kaynaklanan, onlardan kaynaklanan sorun oluyor. Ancak bu mülteciler Avrupa Birliği'ne gitmiş olsalardı 4 milyon mültecinin Avrupa Birliği'ne maliyeti 301 milyar dolar olacaktı diye çok net bir de hesabı koydu değerli hocalarımız ortaya. Durum budur. Suriyelilere alışın. Burada kalacaklar. Hiçbir yere gitmeyecekler. %90'ı burada kalacak. Biliniz ki Suriyelilerle beraber yaşayacaksınız. Onlar pek yakında Suriye kökenli Türk vatandaşı olacaklar. Sevelim, sevmeyelim, isteyelim, istemeyelim, memnun olalım, olmayalım. O yüzden herkesin özellikle siyasetin hazırlığını buna göre yapması gerekiyor. Bu yarın bitecek bir sorun değil. Suriye normalleşse bile, Suriye'de savaş bugün bitse bile, Esad tamam ben bıraktım gidiyorum dese, Suriye'de atıyorum bizimkilerin çok istediği ihvan iktidara gelse bile bunlar geri dönmeyecekler değerli izleyiciler. Herkesin haberi olsun. Bu istediğimiz bir şey değil ama fiili durumu mesela deprem olsun istemiyoruz ama oluyor. Suriye'de kalsın istemiyoruz ama kalıyor. Kalacaklar.
hazır olun, bilin, ona göre davranın. Önemli olan barış diye yaşamak, kimseyi de dışlamadan bunu hazırlığını yaparak, bunu moral olarak da, moral derken ahlaki olarak da kabullenmek, ekonomik olarak da kabullenmek, siyasi olarak da kabullenmek, gereken önlemleri alarak. Herkese iyi geceler, hoşçakalın.